Saatlerimiz onu gösteriyor. Haber'de bugün de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Yeni günde elbette ana gündem başlığımız koronavirüs ve son yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Önce rakamları sizlerle paylaşalım. Hemen harita ekranlara gelsin. Son rakamları bir kez daha güncelleyelim. Çok hızlı bir artış var. 475 bini aşmış durumda vaka sayısı. Can kaybı sayısı 21.333. 117.316 kişi ise virüsü yendi. 201 bölge ve ülkede etkili neredeyse artık dünyanın tamamından söz ediyoruz. Devam edeceğiz elbette gelişmeleri sizlerle paylaşmaya. Bu anlamda Türkiye'deki rakamlarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları oluyor akşam saatlerinde. Geride bıraktığımız akşam saatlerinde de Milli Eğitim Bakanı ile bir açıklama yaptı. Sonrasında rakamlar güncellendi. Gece yarısına dakikalar kala bir kez daha geride bıraktığımız günün bilançosu paylaşıldı. Hemen ekranlara getirelim. Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız maalesef hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar kayıp acısını, endişeyi ifade etmez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar dedi Doktor Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı. Yeni günle ilgili bir de sıcak gelişme var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları. Detayları almak üzere hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. O noktada Ece Altuğ bizleri bekliyor aktarmak için son notlarını. Ece, söz hemen sana bırakayım. Teşekkürler Haktan Uysal. Geçtiğimiz dakikalarda geldi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir mesaj ki Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunduğunu söyleyelim. Bankaların açıkladığı koronavirüs tedbir paketlerine ilişkindi. O mesaj Bakan Albayrak şu cümleyi kurdu. Bankaların iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz dedi. Ve aslında vatandaşlara da bir çağrısı vardı. Taahhütlere aykırı bir uygulamayla karşılaşanlardan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bunun şikayet hatlarına durumu bildirmelerini istedi. Tabii bunun dışında aslında dünden bu yana takipçisi olduğumuz önemli bir konu da var ki onun da 32 bin sağlık çalışanının alınacağı yönündeki bilgi olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Dün detaylar belli oldu. Hangi branşa ne kadar alım yapılacak? Şunu biliyoruz ki 32 bin kadronun 18 bini sağlık çalışanına ayrıldı. İşte onlar için başvuru süreci bugün başlıyor. 18 bin sağlık çalışanı olmak için aslında o kadroya girebilmek için adaylar başvurularını İşkur üzerinden yapacaklar. Bunu söyleyebiliriz. Tabii bunun dışında yine kamu işçisi de alınacaktı. O 32 binin içinde de 14 bin kamu işçisi olacak. Onlar da yine İşkur üzerinden dijital ortamda alım için başvuru yapabilecekler ve tabii yine aynı zamanda Alo 170 Çalışma ve Güvenlik İletişim Merkezi'nde arayarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Tabii bir başvurularda 26-30 Mart arasında yapılacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Ayrıntıları alacağız. Hemen bir kez daha Ankara'ya gidelim. Rüya Akkuş son notlarını aktarsın. Rüya. Haktan Uysal, bilinen bir gerçek var ki koronavirüs bulaşıcı hızı oldukça yüksek olan bir virüs ve bu kapsamda birçok bakanlık önlem almak zorunda kaldı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda zaten bu önlemlerinden bazılarını almış ama bugün ek bir genelgeye ihtiyaç duymuştu. İşte bu genelge kapsamında önce 81 ilin valiliğine bir genelge gönderildi ve koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok toplantının ertelenmesini istedi. Toplantı ertelenecek olan noktalarda kimler olacak derseniz kaymakamlıklar var, büyükşehir belediyeleri, İl belediyeleri, belde belediyeleri, sadece bunlar değil elbette, mahalle idare birlikleri meclisleri ve yine aynı şekilde il genel meclisleri planlı olan toplantılarını 3 ay süreyle erteleyecekler genelge kapsamında. Yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bu toplantılar düzenlenmeyecek. Elbette ki mahalle idare söz konusu olduğunda olağanüstü yapılması gereken bazı toplantılar da gerçekleşebilir. İşte bu noktada İçişleri Bakanlığı bir şart da koydu. Eğer olağanüstü bir toplantınız olacaksa da gerekli sağlık tedbirlerini aldıktan sonra, yani bizden bu izni aldıktan sonra toplantıları düzenleyebilirsiniz dedi ve söz konusu genelgede 81 ile gönderilmiş oldu. Şimdi hali hazırdaki programa dahil olan ve olağanüstü kapsamında değerlendirilmeyen toplantıların ertelenmesi bekleniyor. Bu kapsamda bütün yetki, denetim ve bu sürecin işleyişini denetleme etkisi de elbette ki valiliklere verildi Haktan Uysal.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi. Türkiye'ye evde kal çağrısı yaptı Başkan Erdoğan. Türkiye'nin bu süreçten güçlenerek çıkacağını belirtti. Erdoğan, aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara uyalım dedi. Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. İnşallah aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim. Sabırlı olalım. Dikkatli olalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi. Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirten Erdoğan, tedbirlere uyalım çağrısı yaptı. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz. Özellikle yaşlılarımızın hem kendilerinin hem de diğer insanların sağlıkları için bu süreçte kesinlikle ve kesinlikle dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz. Önce insan diyen, böyle bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimiz için her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için evde kal Türkiye diyoruz. Alınan tedbirleri sıralayan Erdoğan, Türkiye'nin süreci hazır olduğunu ifade etti. Hem hastalıkla mücadele hem de bunun ekonomik sonuçlarının telafisiyle ilgili ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri peyderpey ilan ettik. Sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bu sürece son 17 yılda dünyanın en güçlü ve yaygın genel sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş, 1 milyonu aşkın sağlık personeliyle en yüksek standartlarda hizmet kalitesine ulaşmış ülkesi olarak girmiştir. Erdoğan, hiçbir düşman milletimizin birliğinden güçlü değildir dedi. Virüs tehdidini yeneceğiz mesajı verdi. Velev ki gözle görülmeyen bir virüs olsun, hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir. Her meselemizde olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntımızda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları var. Canlı olarak paylaşalım. Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek verebileceğiz. Covid-19'un global bir tehdide dönüşmesiyle medikal ekipmanlarda yüksek bir talep artışı oldu. Talebi karşılamak için üreticilerimizle sürekli temas halindeyiz. Vereceğimiz destekleri işte tam da bu ihtiyacı sağlıklı bir şekilde karşılamak için devreye soktuk. Böylece düzgün ve dürüst işletmeleri destekleyerek fırsatçıların spekülasyon yapmasını engellemiş olacağız. İhtiyaca göre vereceğimiz bu desteklerle atıl kapasite oluşmasını da izin vermeyeceğiz. KOSGEB paketimizin ikinci ayağında alacakların ertelenmesi var. KOBİ'lerimizin 30 Haziran'a kadar KOSGEB'e yapmaları gereken ödemeleri 3 ay öteledik. İşletmelerin ödeyecekleri taksitlerin tamamı bu düzenleme kapsamına alındı. Yani vade sayısı değişmeyecek, herhangi bir yasal faiz de
uygulanmayacak. COSGAP paketinin son ayağındaysa proje yükümlülüklerine getirdiğimiz 4 ay ek süre var. Proje süresi ya da girişimcilik programı kapsamında 11 Mart'a kadar yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek süre veriyoruz. Burada amaç projelerin devamlılığını sağlamak ve olası kesintilerin önüne geçmektir. Bu durumdaki işletmeler bize ek süre taleplerini iletebilirler. Karar süreçlerini oldukça hızlandırdık. Talep eden KOBİ'lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen vereceğiz. Yatırım teşvikleriyle ilgili de önemli bir karara imza attık. Buna göre yatırım teşviklerinde verdiğimiz kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz. Yatırım teşviklerinden faydalanan firmaların kullandıkları kredi faizinin veya kar payının bir kısmını bildiğiniz gibi bakanlığımız karşılıyor. Mevcut uygulamada firmalar bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden faydalanamıyorlardı. Aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz. Firmalar bu döneme ilişkin banka ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde faiz ve kar payı desteğinden aynen faydalanabilecekler. Kıymetli arkadaşlar, TÜBİTAK tarafında da sizlerle paylaşmak istediğimiz yeni adımlarımız var. Biz tüm taraflarla yoğun iletişim halinde her fikirden istifade etmeye çalışsak da hiçbir öneriyi atlamak istemiyoruz. Bu sebeple COVID-19'la mücadele kapsamında girişimcilerin ve bilim insanlarımızın getirecekleri projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık. Bugün itibariyle çağrıya çıkıyoruz. 2 Nisan'a kadar açık olacak bu çağrılar maksimum bir hafta içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Bu çerçevede COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren ARGE projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz. Bu alanlarda çalışanlar TÜBİTAK'ın bu yeni programına başvurabilirler. Değerli basın mensupları, bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanmamız gereken böyle bir dönemde yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 portalını da bugün itibariyle devreye aldık. Araştırmacılarımızın birlikte iş yapmaları ve güçlü bir sinerji oluşturmaları çok önemli. Bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde birlikte başarma anlayışıyla tasarladığımız bu interaktif portalda COVID-19 ile ilgili ülkemizin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer veriyoruz. covid19.tubitak.gov.tr covid19.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek portalda araştırmacılara da özel bir bölüm oluşturduk. Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecekler. Yine bu dönemde bilim insanlarımız ve işletmelerden TÜBİTAK süreçlerindeki yükümlülük tarihleriyle ilgili yoğun talepler aldık. Tıpkı COSGAP'te yaptığımız ertelemelere benzer şekilde TÜBİTAK'ta da süre uzatımları yapılmasına karar verdik. TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik. Ayrıca çağrı ve etkinliklere ilişkin başvuru süreçlerini de uzattık. Burada kolaylaştırıcı bir yaklaşım izleyeceğiz. Yani okul ve üniversitelerin eğitime başlama tarihine bağlı olarak planlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları, aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Dikkat edinizi çekmek istiyorum. Yaklaşık 2 ay önce
31 Ocak tarihinde TÜBİTAK ve üniversitelerden bilim insanlarımızla aşı geliştirme koordinasyon toplantılarına başladık. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için COVID-19 alt platformunu oluşturduk. Türkiye'de devam eden projelerden spesifik olarak bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanları ya da yenilikçi bir anlayışla çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz projeleri belirledik. Destek süreçlerini başlattık. Biz bu mekanizmayı oldukça esnek bir şekilde tasarladık. Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece kolaylıkla dahil edebileceğiz. Bu konu bizim için gerçekten kritik bir öneme sahip. Bürokratik süreçleri neredeyse tamamen ortadan kaldırdık diyebiliriz. TÜBİTAK MAM, Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol ve İstanbul Üniversiteleri ile İzmir Biyoteknoloji ve Gen Enstitüsü'nden bilim insanlarımız COVID-19 platformu koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Tüm bu projelerin klinik çalışmalarını da Sağlık Bakanlığımıza bağlı TÜSEP destekleyecek. Değerli basın mensupları, bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef görmüş olduk. Çok açık söylüyorum, bu fırsatçıların canını yakacağız. Tabii diğer yandan da canla başla çalışıp milli duruş sergileyen tüm üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. İşte bugün açıkladığımız TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri bu milli duruş sahibi firmalarımız içindir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar. Buradan milletimize tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bilim kurulunun, bakanlıklarımızın açıklamalarına riayet edip bireysel tedbirlerinizi almaya devam edin. Gerekmedikçe zaruri haller dışında lütfen evlerinizden çıkmayın. Hijyen kurallarına dikkat ederek sosyal mesafeyi korumak bu virüsle mücadelede en etkin yöntem. Üretim cephesinde de büyük bir özveriyle çalışan emekçilerimiz ve sanayicilerimiz için fabrikalarda uyulması gereken temel kuralları da belirledik. Bunu daha önce üretim tesislerimizde, sanayi odalarımızda, organize sanayi bölgelerimizde bu kuralları zaten paylaştık. Ateş ölçümünden vardiyaların ve servislerin ayarlanmasına, hijyen alanında yapılması gerekenlerden iş sürekliliğinin sağlanmasına varıncaya dek alınması gereken tedbirleri üretim tesislerimizde paylaştık. Üretim alanındaki tüm paydaşlarımızın bu kurallara harfiyen riayet etmesi tehdide karşı önemli bir kalkan olacaktır. Küresel salgına karşı topyekin milli mücadele verdiğimiz bu dönemden inşallah güçlenerek çıkacağız. Ben bu vesileyle hepinize sağlıklı günler diliyor. Buraya katılımınızdan dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Buyurun. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı zaten Türkiye'deki ARGE projelerine, ARGE merkezlerine, teknoparklara destek veren, bu ülkede katkı sağlayan bir bakanlık. Biz envanterimize baktığımızda Türkiye'de hem profesyonel solunum cihazı üreten hem de ev tipi cihazlar üreten firmalarımızın olduğunu gördük. Bu girişimlerle irtibata geçtik. Şu anda güzel bir oluşum gerçekleşti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın da belki açıklamalarını izlemişsinizdir. Biz bu girişimlerle bu olaya katkı sağlamak isteyen üreticilerimizi buluşturduk. Sağlık Bakanlığımız da burada bir liderlik yaptı. Şu anda
1000 kadar solunum cihazının yerli üretilip hediye edilmesi ve bunun üstüne de Sağlık Bakanlığımız 5000 adetlik bir sipariş verdi. İnşallah Türkiye'de yerli olarak bu cihazları zaten üretilmiş olan ama seri üretime geçmemiş olan bu cihazları hızlıca üretmek üzere yola koyulduk. İlk örnekleri kısa zamanda elde etmek istiyoruz ve bunların seri üretimiyle de teslimatını inşallah Sağlık Bakanlığımıza yapacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, başka sorusu olan yok herhalde. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sorum var ama. Hemen. Buyurun. Yaşlılara kolonya ve maske dağıtımı noktasında. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi açıklamışlardı. Şu anda biz tedarikçilerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. İlk ürünler teslim edilmeye başlandı. Burada da milli firmalarımız sağ olsunlar elini taşın altına koyan firmalarımız oldu. Şu anda bu ürünlerin yeterli sayıda elde edilmesiyle birlikte büyük bir organizasyonla illerde valilerimizin, İçişleri Bakanımızıyla, Bakanımızla da konuştuk. Valilerimizin başkanlığında büyük bir organizasyonla İstanbul ve Ankara'da bunların dağıtımına en kısa sürede başlamayı planlıyoruz. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Önemli başlıklar var. O başlıklar ekranlarda son dakika gelişmesi olarak yer alıyor. Bir başka önemli gelişmeyle yayınımızı sürdürelim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgını ile ilgili mücadele kapsamında maske üretiminin arttırılması talimatını vermişti. Fabrikalarda üretime hız verildi ve üretim yaklaşık 2 katına çıkarıldı. İran'da koronavirüs salgınında 2. dalga alarmı verildi. Endişe nedeniyle şehirler arası seyahatler yasaklandı. Detayları alacağız A Haber ekibinden Ekber Karabağ karşımızda Tahran'dan. Sözü Ekber'e bırakalım. Evet Haktan Uysal, İran'da bugün itibariyle koronavirüsle ilgili kısıtlamalar daha da arttırılıyor. Az önce İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Hüseyin Zülfikari düzenlediği basın toplantısında bu kısıtlamaların neler olacağını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Bu kısıtlamalar özel olarak yani daha şehirler arası yolculuklar, seyahatler ve iş yerlerini özet olarak içeriyor. İran yetkili plaka numarası üzerinden, vatandaşların kimlik numarası üzerinden o aracın o ile ait olup olmadığı tespit edilip o ile girişine izin verilip verilmeyeceğini karar vereceklerini ifade etti. Eğer o ile ait değilse o araba para cezası ayrıca 1 ay boyunca araca el koyma işlemi yapılacaktır. Diğer taraftan işletmelerin sadece temel vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan işletmeler açık olacak. Bunun dışındaki işletmeler açık olması halinde 1 ay boyunca mühürlenecek. Diğer taraftan az önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada bugün başlayan kısıtlamaların 8 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca ülke lideri Ayetullah Ali Hameneyi'ye gönderdiği bir mektupta Ulusal Kalkınma Fonu'ndan 1 milyar dolarlık bir para tahsis edilmesini istedi. Bu fon İran'ın acil durumlar için petrol gelirinin bir kısmını içeriyor ve oradan Ruhani fon ayrılmasını istedi. Ruhani ayrıca İşletmelerin bu süreçte zarar görmeleri halinde işçi çıkarmamaları şartıyla düşük düzeyde faiz ve düşük faizli kredi sağlanacağını bildirdi. Ve virüsün merkezi İtalya. Ülkede ölümler her geçen saat artıyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı ayrıntıları aktarmak için hazır. Sözü Roma'ya, Dündar'a bırakalım. Evet, teşekkürler. Koronavirüs vakası çıktığı günden bugüne İtalya ne yazık ki yalnız kaldı. Avrupa Birliği'nden beklediği desteği göremedi. Başbakan Conte Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak gelecek geç yardımlar telafisi zor olacak, büyük yaralara yol açacaktır, büyük felaketlere yol açacaktır mesajını verdi. Yaşanan kriz çok büyük ve bütün üretim sistemi çok etkilendi. Evet, Başbakan Conte böyle bir mesaj verdi. Çünkü ilk günden bugüne kadar Avrupa Birliği'nin kurucusu İtalya ne yazık ki
beklediği desteği, yardımı Avrupa Birliği'nden göremedi. Biraz olsun başladı ama tabii çok geç başlayan bir yardım. İtalya'ya en büyük yardım yine Çin, Rusya ve Küba'dan geldi. Çin'den yardımlar devam ediyor ve kuzey bölgede bir hastane kurulacak. İçinde Çin'den gelecek uzman doktorlar, hemşireler görev alacak Wuhan bölgesinde çalışmış olan. Bunun yanı sıra tabii Rusya'da Putin Conte arasında geçtiğimiz günlerde görüşme olmuştu ve ilk yardımlar gelmeye başladı. Dün bir ikincisi geldi. Askeri konvoy, askeri kamyonların taşıdığı tıbbi malzemeler kuzey bölgesine götürüldü. Biraz tabii bu şova da dönüştü doğal olarak Avrupa Birliği'ne karşı. Ama doğru bir şov olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nden bugüne kadar gelmeyen yardımı diğer ülkelerden gördü İtalya. Bunun yanı sıra İtalya'da alınan güvenlik önlemleri etkili olmaya başladı. Çünkü alınan kararlar ve kurallar ağırlaştırıldı. 3000 euroya kadar cezası var. Eğer bir koronavirüs hastası olup da dışarı çıkarsa hem hapis cezası var hem ağır para cezası var. Bu nedenle İtalyanlar biraz olsun bilinçlenmeye başladı ve bu kurallara uymaya başladı. Tabii bunun yanı sıra bilanço ne yazık ki pek iyi değil. 683 ölü dün akşamki saat, akşam saatlerinde gelen bilgi. Bir son not vererek yerimi kapatmak istiyorum. Tabii koronavirüs vakası Vatikan'ı da etkilemiş durumda. Dün akşam geç saatlerde Papa'ya yakın çalışan üst düzey bir İtalyan din adamında koronavirüs vakası ortaya çıktı ve geç saatlerde hastaneye götürülerek bakıma alındığı bilgileri geldi. Bir not da az önce geldi. İtalya'ya kruz gemilerinde çalışan 13 İtalyan Civitavecchia'ya geldi. Roma'ya yakın olan limana geldi. Trenden güneye gitmek istedikleri sırada Kalabria bölgesinde mahsur kaldılar. 24 saat tren istasyonunda uyumaya ve orada bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar ve çünkü şu anda ulaşım sistemi durmuş olduğu gibi gerekli imkanlar da ne yazık ki yok ve evet bu İtalya'da yaşanan bazı üzücü anları da paylaşmış olalım diyorum ve yine gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle sözü size bırakıyorum. Ve İspanya koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasına İspanya'da katılmış durumda. Son bir günde ölü sayısı 738 kişi artarak 3647'ye ulaştı. Bu rakamla İspanya, İtalya'dan sonra ölü sayısında Çin'i geride bırakan ikinci ülke oldu. Daha karanlık günler yaşayacağız ama çıkışın nerede olduğunu biliyoruz. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki koronavirüs salgınını bu sözlerle niteledi. İspanya, koronavirüs ölümlerinin en çok yaşandığı ikinci ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 700 aşkın ölüm meydana geldi. Böylelikle virüs kaynaklı ölü sayısı 3600'ü geçti. İspanya son ölümlerde Çin'i geride bırakarak İtalya'nın ardından en fazla kişinin yaşamını yitirdiği ikinci ülke konumuna geldi. 5400'ü sağlık personeli olmak üzere 49.000'den fazla kişide ise virüs tespit edildi. İspanya'da koronavirüsten dolayı ilan edilen olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı. Salgın ülkenin ekonomisine de sert bir darbe vuracak gibi görünüyor. Virüs yüzünden 1,5 milyon kişi işini kaybedecek. Öte yandan Avrupa Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'ne başvuran İspanya, solunum cihazı, maske, önlük, hızlı test kiti talep etti. Koronavirüs aşısı ve ilacı ile ilgili gelecek haberler beklenirken Almanya'dan gelen haberler gözlerin ülkeye çevrilmesine neden oldu. Almanya'da 2012 yılında halkı koruma risk analizi raporunda salgın senaryosu yazıldığı ortaya çıktı. Dikkat çeken raporun ayrıntılarını almak üzere şimdi Hollanda'ya, Amsterdam'a uzanacağız. Almanya'daki bu raporun detaylarını Fatih Özyer aktarıyor. Evet Haktan Uysal, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bir anlamda koronavirüs salgını tüm dünyada hızla büyürken dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da ciddi bir şekilde artıyor. 19 bine yaklaşmış durumda. Vaka sayısı 450 bine geldi. Koronavirüs aşısı ile ilgili süreç dünyada merakla beklenirken bugünlerde Almanya'da Robert Koch Enstitüsü ve çok sayıda bilim kurulunun Almanya Başbakanı Merkel ve Almanya Meclisi'ne 8 yıl önce yani 2012 yılında sunduğu rapor konuşuluyor. 2012 yılında hazırlanan raporda hayali bir virüs aşıyla yayılan pandemi senaryosu yazıldı. Modi SARS virüsü
yoluyla pandemi bölümü Robert Koch Enstitüsü tarafından federal düzeyde birçok Alman makamın katkılarıyla hazırlandı. 21 Aralık 2012 Federal İçişleri Bakanlığı ek yazısıyla federal meclisine iletilen 3 Ocak 2013 tarihinde de federal hükümetin federal meclisi bilgilendirdiği rapordaki senaryoda alışılmışın dışında yeni bir salgına yer verildi. Bu hayalı virüse de Modi SARS adı verildi. Raporda daha önceki yıllarda H5N1 olarak bilinen kuş gribi ve HIV kısa adıyla tanınan AIDS gibi salgınlara da dikkat çekilirken hayali Modi SARS virüsünün Asya'da görüleceğine ve kısa bir süre sonra dünyanın her bir tarafına yayılacağına dair senaryolarda yer aldı. Son olarak şunu aktarmak istiyorum tabii ki Hak'tan. Özellikle raporda bu senaryoda Dünya Sağlık Örgütü resmi uyarıda bulunmadan birçok kişi Asya'dan Almanya'ya seyahat ediyor. Aralarında virüs bulaşmış ve onlarla ilişkisi olmuş çok sayıda insan da yer alıyor. En son olarak şunu da söyleyebilirim. Tabii ki genele bakıldığında Almanya'da şu anda 37.323 vaka var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 206. Şimdi tüm sorular acaba 2012 yılında hazırlanan 10 Aralık 2012 tarihinde 17.052 numaralı rapor hazırlanan bu senaryodaki rapor acaba bu ölü sayısının düşmesine neden mi oldu diyelim. Başkent Amsterdam'dan sözü size bırakalım Haktan Uysal. Koronavirüsten korumak isteyen birçok kişi sıtma ilaçlarına yöneldi. Hal böyle olunca da sıtma ilacına talep artmış durumda. Doktorlarsa virüse karşı iyileştirici özelliği henüz kanıtlanmamış tüm ilaçların içerisinde sıtma ilacı da yer alıyor, rastgele alınmaması konusunda uyarıyor. Koronavirüse karşı koruyor dendi, satışlar arttı. Eczacılar duruma isyan etti. Konu ilk çıktı işte yaklaşık bir hafta önce ve inanılmaz bir talep oldu. Reçeteli reçetesiz hasta olup olmayan herkes gelip ilk 5-6 gün bu ilacı bizden çok sordular, istediler. Koronavirüs için dünya genelinde önlemler alınırken salgına karşı ilaç ya da aşı arayışı da sürüyor. Ancak ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. Sıtma ilaçlarının koronavirüse karşı koruduğu iddiasıyla bugünlerde eczanelerin kapısı aşındı. Bu ilacın iyi geldiğini duydukları için eczaneye gelip almak istediler. Çok fazla insan geldi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı bir kısıtlama yaptı. İlacın reçetesiz satışını yasakladı. Renkli reçete sistemine geçişi sağlandı. Şu an sadece raporlu hastalar, bunu daha önce işte romatizma için, sıtma için kullanan hastalar bu ilacı temin edebiliyor. Uzmanlar özellikle başka hastalıklar için kullanılan ilaç ya da kimyevi maddelerin koronavirüse karşı etkili olup olmayacağını araştırıyor. Onlardan bir tanesi de sıtma ilacı. Bilinçsiz kullanımda sıtma ilacı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Kesinlikle bu şekilde doktor tavsiyesi olmadan alınmaması gereken bir ilaç. Çünkü uzun kullanımında ve bilinçsiz kullanımında gözlerde görme bozukluğuna kadar giden bir yan etkisi var. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Değerli bir konuğumuz var. Ankara'da bizleri bekliyor. Profesör Doktor Tuğba Dal. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle virüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Bu konuda genel bir görüşlerinizi almak isterim. Sonrasında sorularım olacak. Bu konuda aşı çalışmaları devam ediyor tüm dünyada. Tabii ki ülkemizde de az önce bakanımızı dinledim. Gerçekten çok güzel bir çağrı yaptı. Umarım hep birlikte bu aşı veya bir ilaç geliştirerek bu salgının üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Hocam bu anlamda herkesin merak ettiği soru virüs etkisini ne zaman yitirecek? Buna dair görüşlerinizi de lütfen paylaşın izleyicilerimizle. Bunu aslında birçok bilim insanlarını da dinledik, bu konudaki görüşlerini de aldık. Bu konuda henüz tam bir öngörüde bulunmak aslında doğru değil. Henüz o pik noktasını görmedik virüsle ilgili. Bunun için daha çok test yapmamız lazım. Ancak bunu birkaç gün içerisinde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şu an bu konuda bir öngörü yapmak istemiyorum. İsterseniz size aşı çalışmalarından bahsetmek isterim. Şu an dünyada aşı çalışmaları koronavirüsle ilgili hızla başlamış durumda. Bunları anlayabilmek için önce bizim kendi bağışıklık sistemimizi anlamamız gerekiyor.
Bağışıklık sistemimizde aşıyla ilgili infeksiyonlara veya çeşitli mikroplara karşı bizi koruyan çeşitli hücreler var. Ve de antikor dediğimiz yapılar var. Bizim bu virüsümüz de bir RNA virüsü ve akciğerlerde, sindirim sistemimizde bulunan angiotensin kovantik reseptörlerine bağlanıyor. Dolayısıyla da aşı çalışmaları bu bağlamda bunları baz alarak devam ediyor. Dünyadaki aşı çalışmalarına baktığımız zaman ilk olarak canlı aşılarla ilgili çalışmalar var. Mesela bir çalışmada grip virüsüne bu bizim koronavirüse ait S proteinini ekleyerek bir aşı oluşturulmuş ve bununla ilgili çalışmalar devam etmekte. Bunun haricinde bizim mikrobiyolojide ölü aşılar kullanabiliyoruz. Yani biz virüsleri çeşitli kimyasallarla veya ısıyla inaktive ediyoruz. Bunu insanlara veriyoruz. İnsanlardaki az önce de bahsettiğim o antikor yanıtını sağlayıp daha sonra tekrar yeni bir virüsle karşılaştığımız zaman ona karşı hazırlıklı olmamızı sağlıyor bu aşılar. Ölü aşıyla ilgili de çalışmalar var. Diğer bir dikkat çeken aşı çalışmaları ise subunit aşılar dediğimiz, yani bizim virüse ait çeşitli proteinleri saflaştırıp elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz proteinleri insanlara veriyoruz ve buna karşı da bir bağışık yanıt geliştirmesini sağlıyoruz. Bununla da ilgili olarak aşı çalışmaları devam etmekte. Bu hangi yapıları kullanabiliyoruz bu aşı çalışmalarında? Virüse ait bu proteinleri kullanabiliyoruz. S proteininde olduğu gibi. Veyahut da çok dikkat çeken Amerika'da yapılan bir çalışma. Bu angiotensin converting enzim reseptörüne S proteininin bağlanma bölgesini, bağlanma domainini dediğimiz o bölgeyi saflaştırarak bunu insanlara verip o şekilde bağışıklık kazanmasını sağlayabiliyoruz. Veya bu bizim virüsümüzün bir RNA virüsü olduğunu söyledik. Bu RNA'yı da insanlara vererek ona karşı bir bağışıklık yanıt elde edip daha sonra da tekrar bu virüsle karşılaştığı zaman bu virüsle mücadele edebilmemizi sağlıyor. Bunun haricinde biliyorsunuz 1918 yılında dünyada çok büyük bir salgın oldu. İspanyol gribi dediğimiz. Hatta Dünya Savaşı'ndan daha çok insanı öldürdüğünü biliyoruz. Orada yapılan bir uygulama var. Belki bizim ülkemizde de bununla ilgili bir şey yapabiliriz. Bu da şöyle, daha önceden bu enfeksiyonu geçirmiş ve buna karşı bir bağışıklık kazanmış insanların plazmalarını elde edebiliriz. Ve elde ettiğimiz bu plazmaları daha sonra insanlara verebiliriz. Hastalara bazen bu tedavi amaçlı da kullanılabiliyor veya koruma amaçlı da kullanılıyor. Bu şekilde aşılarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizim Sanayi Bakanımızın da çok güzel bir çağrısı oldu. TÜBİTAK destekli bir aşı çağrısı programı hazırlamışlar. Ben bakanlığımıza da bundan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Umarım Türkiye'de bilimsel olarak da yeni aşılar, yeni tedaviler üretebiliriz diye düşünüyorum. Profesör Doktor Tuğba Dağıl Hocam, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Bir canlı yayınımız daha olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yargı reformu ve infaz yasası istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ayrıntılar alacağız şimdi. Hemen Ankara'ya uzanalım. Lamia Ayhan gelişmeleri aktarmak için hazır. Lamia, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım. Halktan Uysal, aslında binlerce tutuklu ve hükümlünün gözü kulağı meclisten çıkacak olan bu kararda ve süreçte artık kritik takvimede girildiğini söyleyebiliriz infaz düzenlemesi noktasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını sürdürüyor yoğun bir tempoyla ve dün de telekonferans yöntemiyle Adalet Bakanı ve yetkililerle, yine AK Parti Grup Başkan Vekilleri Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. İnfaz düzenlemesi istişare toplantısında başkanlık etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu noktada elbette ki düzenlemeye son şeklinin verilmesi noktasındaki çalışmalar kapsamında bu toplantı oldukça önemliydi. Şunun altını çizelim, özellikle hem Adalet Bakanı hem de AK Parti Grup Başkan Vekilleri muhalefetin görüş ve önerilerini de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaştılar. Bu noktada bundan sonra AK Partili yetkililerin elbette ki yine hem meclisteki diğer siyasi partilerle yapacağı görüşmelerde oldukça önemli ki zaten sonrasındaysa
artık infaz düzenlemesine son şekli verilecek ki MHP Genel Başkan Yardımcısı da bu noktada bir açıklama yaptı. Fethi Yıldız 31 Mart tarihinde düzenlemenin komisyona geleceğini söyledi, gelmesinin beklendiğini ve tabii bir tarih de verdi yasalaşması anlamında. 2 Nisan tarihinde de yine yasalaşması bu düzenlemenin bekleniyor. Bunun altını çizelim. Tabii bu düzenlemenin yasalaşması ile birlikte binlerce tutuklu ve hükümlüye de tahliye yolu, erken tahliye yolu açılmış olacak. Ama bir noktanın daha özellikle altını çizelim ki zaten AK Parti Grup Başkan Vekilleri de bu noktada ısrarlı bir şekilde bir açıklama yapmışlardı. Bunun bir af düzenlemesi olmadığına ilişkin olarak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Haktan Uysal. Okullarda virüs tatili uzatıldı. Eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. Değerlendireceğiz. Eğitimci yazar Nesibe Aydın yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Tatil uzadı. Uzaktan eğitim nasıl devam edecek? Dilerseniz ilk olarak hem tatilin uzaması hem de uzaktan eğitimin nasıl devam edeceği ile ilgili görüşlerinizle başlayalım. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak Çin'de başlayan, bütün dünyamızı etkisi altına alan ve şimdi de Türkiye'mizde mücadele verdiğimiz koronavirüsüyle ilgili tüm velilerimize, öğrencilerimize ve tüm halkımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah hepsi sağlıklı bir şekilde zarar görmeden bu korona belasından kurtulmuş oluruz. Evet, dün Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un birlikte yaptıkları açıklamada eğitime de Nisan sonuna kadar yine okulları kapatılarak uzaktan eğitimle eğitime devam edeceğimiz açıklamaları yapıldı. Öncelikli olarak değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, hepimizin güçlü olması gerekiyor. Bu süreçte bedenen, ruhen sağlıklı olmamız, güçlü olmamız çok çok önem arz ediyor. Ve değerli velilerimiz, özellikle sizlerin güçlü olması çocuklarımız için çok önemli. Çocuklarımıza mümkün olduğunca bu olumsuz süreçte bunların etkisinde kalmaması, mümkün olduğunca koronavirüsüyle ilgili basında, televizyonda çıkan haberleri onlara izletmememizi ve bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkacağımız konusunda onları motive etmemiz çok çok önem arz ediyor. Evet, Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı, ekip olarak yaptıkları çalışmada tüm Türkiye'deki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine EBA üzerinden evde uzaktan eğitim çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaları hem öğrencilerimizin hem velilerimizin evde takip etmelerini ve derslerinden geri kalmamaları önem arz ediyor. Tabii bu uzaktan eğitimle ilgili Nesibe Aydın okulları olarak bizler de hem Ankara hem Ankara dışına canlı bağlantılarla derslerin, konuların işlenmesi, artı öğrencilerin anlamadıkları konuların tekrar canlı bağlantılarla yapılması, bu sadece akademik dersler değil, sanat, spor, beden eğitimi, müzik, resim derslerini de içeren, anaokulu öğrencileri için çeşitli oyunların, aktivitelerin yapıldığı canlı bağlantılarla öğrencilerimize destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarda velilerimizden isteğim, lütfen çocuklarının evdeki bu çalışmalarını takip etsinler. Çocukları konuları anlamadığında veya yapamadıkları sorular olduğunda öğretmenlerini arayarak kendilerinden destek istesinler. Ve az önce de söylediğim üzere lütfen tüm velilerimiz bu süreçte sağlıklarına dikkat ederek bu mikrobu almamaya, dolayısıyla çocuklarının da bu mikrobu almamasına birincil olarak dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun dışında lütfen çok büyük bir felaket varmış gibi bir psikoloji içerisinde olmayalım. Çocuklarımızın enerjik, güçlü, pozitif olmaları için sizlerin desteğine çok çok ihtiyacımız var. Ve bu süreci hem sizler, hem çocuklarımız, hem bizler lütfen çalışarak geçirelim. Yoğun bir şekilde yapılan çalışmalar yapıldığı zaman olumsuzluklar mümkün olduğunca düşünülmüyor.
ve süreç daha pozitif, daha olumlu olarak geçmiş oluyor. Evet, bununla ilgili tabii ki sokağa son çıkma yasağına mümkün olduğunca uyalım. Tabii henüz daha resmi bir... Evet, son olarak tüm velilerimize, öğrencilerimize bu süreçte sağlık, huzur ve sabır diliyorum. Lütfen çok acil olmadıkça evden çıkmayalım ve çocuklarımızın evde huzurlu bir ortamda eğitimlerini almaları ve onların psikolojik olarak güçlü olmaları için elimizden gelen her türlü desteği verelim lütfen. Tüm ülkemizdeki tüm vatandaşlarımıza bu süre içerisinde sağlık, huzur ve sabır diliyorum. İnşallah el ele vererek, kilitlenerek birbirimizle bu sürecin altından mümkün olduğunca en zararsız şekilde kalkacağımızı diliyorum. Evet, evet. Tüm velilerimize, öğrencilerimize ve tüm ülkeme sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Eğitimci yazar Nesibe Aydın'a biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında yeniden karşınızdayım. Yeni saate başladık. Rakamlarla başlayacağız. Hemen rakamları bir kez daha ekranlara getirelim. Dakika dakika değişiyor çünkü son durum ekranlarınızda. 276 binin üzerine çıkmış durumda vaka sayısı, 21.338 can kaybı sayısı, 201 ülke ve bölgede etkisini gösteriyor koronavirüs. Elbette gelişmeleri takip edeceğiz ama geride bıraktığımız dakikalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları vardı. Özellikle TÜBİTAK üzerinden verilerin paylaşıldığı bir görselin anonsunu yapmıştı. Hemen ekranlara getirelim. Biraz geriden geliyor rakamlar. 416 bin elbette güncellenecektir. 416.686 vaka sayısı ve bu kapsamda 18.589 ölü sayısı, 196 ülke ve bölge olarak da kayıt altına alınmış durumda. Ülkelere göre rakamlarda, vaka sayıları da hemen güncelleniyor yeni gelen bilgiler ışığında. Aslında o açıklamasına döneceğiz şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın. Sadece bu konuyla ilgili değil, birçok önemli başlıkla ilgili mesajları vardı. Bir kez daha o mesajlara kulak verelim şimdi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için COVID-19 alt platformunu oluşturduk. Bilim insanlarımız COVID-19 platformu koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef görmüş olduk. Çok açık söylüyorum, bu fırsatçıların canını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar. Hem profesyonel solunum cihazı üreten hem de ev tipi cihazlar üreten firmalarımızın olduğunu gördük. Şu anda 1000 kadar solunum cihazının yerli üretilip hediye edilmesi ve bunun üstüne de Sağlık Bakanlığımız 5000 adetlik bir sipariş verdi. İnşallah Türkiye'de yerli olarak bu cihazları, zaten üretilmiş olan ama seri üretime geçmemiş olan bu cihazları hızlıca üretmek üzere yola koyulduk. İlk örnekleri kısa zamanda elde etmek istiyoruz ve bunların seri üretimiyle de teslimatını inşallah Sağlık Bakanlığımıza yapacağız. Bilim Kurulu'ndan örgün eğitime verilen aranın 30 Nisan'a kadar uzatılması kararı çıktı. Kararı yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona ile mücadele kapsamında değerli bilgiler de kamuoyuna duyurdu. Gelin şimdi düne dönelim ve o önemli toplantının satır başlarına bakalım. Evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. Ve 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Örgün eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Öğrenciler derslerine evlerinden devam edecek. Bilim Kurulu'nda alınan kararı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Uzaktan eğitimin süreceğini, sınavlar konusundaysa tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz çocukların psikolojisi açısından.
LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır. Bilim Kurulu eğitim gündemiyle toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Bakan Koca virüste etkin mücadele edildiğini söyledi. 65 ve 61 yaşlarındaki iki hastanın virüsün pençesinden kurtulduğunun müjdesini verdi. Günlük vaka sayısının artık dijital ortamda paylaşılacağını, ilerleyen dönemde il bazında da sayıların verilebileceğini belirtti. Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde karşıda ekranda gördüğünüz şekliyle hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe yani solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek bunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Hastalığın pik seviyeye ulaşıp ulaşmadığını söylemek için erken olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı, tedbirlerin daha da artırılabileceğinin mesajını verdi. Ulaşım, uçak, minibüs ve benzeri birçok alanda daha kontrollü bir yaşamı şekillendiren bir takım bilim kurulunun önerileri olabilir. Bu doğrultuda karar alınması gerekiyorsa zaten gereği yapılır. Bakan Koca, Çin'den getirilen özel ilacın yoğun bakımdaki hastalara uygulanmaya başlandığını, sonuçların ise 5 gün içinde görüleceğini açıkladı. Herkesin test yaptırmasına gerek olmadığını belirten Koca, testten ücret alınmasının söz konusu olmadığının altını çizdi. 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok. Çünkü testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür, daha rahat hissedebilirsiniz. Ama 3 gün sonra, 5 gün sonra pozitif çıkabilir. O durumda, o dönemde birçok kimseye bulaştırabilirsiniz. Ekranlara bir son dakika gelişmesi yansıdı. Hemen seslendirelim. Fahiş fiyat artışına rekor ceza gelecek. Ticaret Bakanlığı 198 firmaya toplam 10 milyon lira ceza uyguladı. Detayları alacağız şimdi. Hemen Ankara'ya uzanalım. Mert Acalioğlu gelişmeleri aktarmak için hazır. Sözü Mert'e bırakalım. Haktan Ürsal, özellikle koronavirüs tehdidinin yayılmasının ardından maske, dezenfektan, çeşitli gıda ürünleri noktasında Ticaret Bakanlığı'na pek çok şikayet gelmişti. Bu hususta da 81 ilde bulunan müdürlükler yoğun bir çalışma içerisine girdi. Bu kapsamda genel toplamda 191 firma hakkında 10 milyon 90.060 TL'lik bir idari para cezası uygulanmış durumda. Özellikle bu fahiş fiyatların uygulanması noktasında gelen şikayetler değerlendirilmişti ve maske üretimi noktasında yapılan yanlışlar üzerine durulmuştu. Özellikle maske fiyatlarına ilişkin toplam 13 firma ilk etapta bu hususta değerlendirme altına alınmış ve bunların içerisinden 9'una 943.029 TL'lik bir idari para cezası uygulanmıştı. Bunun ardından ise yine 189 firma hakkında toplam 9.147.031 TL'lik bir idari para cezası uygulandı. Ve bu her geçen gün denetimler daha da sıklaştırılmış durumda. Yalnızca tabii ki normal satış yerleri de internet üzerinden satış yapan noktalar da bu kapsamda denetim alınmıştı. Genel toplamda 198 firma 10 milyon 90 bin TL, 90 bin 60 TL'lik idari para cezasına çarptırılmış durumda. Özellikle fahiş fiyatlar ve özellikle piyasadaki fiyatların artışının beklenmesi hususunda masto yapan noktalar Ticaret Bakanlığı tarafından yoğun bir şekilde denetim altına alındı. Bu kapsamda şayet bunlar tekrar bu tarz durumları, bu firmalar tekrar bunları devam ettirirse para cezalarının 10 kat artacağı da yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilmiş durumda. Özellikle son dönemlerde geride bırakmış olduğumuz gün gideceğiz. İngiltere'deki son bilgileri paylaşacağız. Başkent Londra'da gelişmeleri aktarmak için Alparslan Düven hazır. Notlarıyla karşımızda olacak. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Alparslan'a bırakalım.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere'de koronavirüsü can almaya tabii devam ederken İngiliz medyası koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitiren 21 yaşındaki Chloe Middleton'ın kronik hastalığının olmadığını ve sağlıklı olduğunu belirtmesine rağmen hayatını kaybeden en genç kişi olduğunu duyurdu. Chloe'nin kronik hastalığı ya da sağlık problemi olmamasına rağmen virüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olarak yer aldığını da belirtelim. Genç kadının annesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bunun sadece bir virüs olduğunu düşünenler tekrar düşünsünler. Bu virüs 21 yaşındaki kızımın canını aldı ifadelerini kullanırken tabii Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da geçtiğimiz günlerde koronavirüs hakkında gençlere uyarılarda bulunmuştu. Bugün gençlere bir mesajım var diyen Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, siz yenilmez değilsiniz, virüs haftalarca hastanede yatmanıza neden olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir ifadesini kullanmıştı. Diğer yandan tabii Galler Prensi Charles'ın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı dün. İngiliz Kraliyet Konutu Clearing House'un yapmış olduğu açıklamaya göre Prens Charles'ın hafif semptomlar sergilediği ancak salgının yerinde olduğu, sağlığının yerinde olduğu ve son birkaç gündür de evinde çalışıyor olduğu ifade edildi. Prensin eşi de Cornwall Düşesi de test edilmiş ancak kendisine virüse rastlanmamıştı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre de Prens ve Düşeş şu anda İskoçya'da karantina altında bulunuyor diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Aktan. Gelişmeleri değerlendireceğiz şimdi. Bir önemli konuğumuz var. Profesör Doktor Ferah Ece yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam mücadele bir yandan devam ediyor. Nedir mücadeledeki son durum? Nasıl baş etmemiz gerekir bu virüsle? Sözü hemen size bırakayım. Şimdi biz sağlık çalışanları olarak çok büyük bir gayretle mücadeleye devam ediyoruz. Halkımızdan da tek istediğimiz şu, bize destek olsunlar. Aslında bize destek olmak onların elinde. Lütfen kendilerini izole etsinler. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kendi o hallerini ilan etsinler ve lütfen kendilerini izole etsinler. Sosyal izolasyon bu mücadelede olmazsa olmaz bir kural. O yüzden de lütfen evden çıkmayalım, evlerden çıkmayalım. Özellikle genç popülasyona sesleniyorum ben. Genç popülasyon biraz daha kendine güveniyor, bana bir şey olmaz diye daha çok dışarı çıkmaya çalışıyor. Ama lütfen taşıyıcı olabilirler. Hasta artık gördüğünüz gibi İngiltere'deki ölüm de çok genç yaşta oldu. Gençlere de indi bu hastalık. Dolayısıyla lütfen evde kalalım, kendimizi izole edelim. Biz sağlık çalışanları da bu konuda destek olalım. Hocam bu noktada iki soruyu yöneltmek isterim. Virüs etkisini ne zaman yitirecek ya da nasıl yitirecek? Bir de bu noktada kendimizi korumamızla ilgili o hali ilan etme konusunda dün Sağlık Bakanı'nın da açıklamaları vardı. Nelere dikkat etmeliyiz? Sanırım kişisel hijyen çok önemli. Bir kez de altını çizelim dilerseniz. Kesinlikle kişisel hijyen çok önemli. El dezenfeksiyonu çok önemli. Ellerimizi mutlaka su ve sabunla yıkayalım. Su ve sabun ulaşamadığımız yerde alkol bazlı dezenfektanlar diyorduk. Ama artık evden çıkmayacağımız için su ve sabuna çok kolay ulaşabiliriz. Kendimizi izole edelim. Yani sürekli böyle kapalı ortamda çok yakın mesafede diğer aile bireyleriyle birlikte olmayalım. Bunlar kişisel yapabileceğimiz şeyler. Yine dediğim gibi hijyen mesela sık sık kullandığımız eşyalarımızı İnternet bağlantımız üzerinde bir problem yaşandı. İlerleyen dakikalarda o problemi arkadaşlarımız giderecek. Profesör Doktor Ferah Ece ile birlikte gelişmeleri değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bir canlı yayınımıza devam edelim. Koronavirüsle evlerine kapanan birçok insan kaygı bozukluklarını gidermek için online terapiye başvuruyor. Peki online terapi yöntemi nedir ve kaygı bozukluğunu nasıl yeneriz? Detayları alacağız şimdi. Muhabir arkadaşımız Melis Coşan'ın yanında uzman konuğu var. Sözü Melis'e ve konuğuna bırakalım şimdi. Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi koronavirüsüyle birlikte birçok kişi de kaygı bozukluğuna sebep oldu. O kişilerde çözümü ise online terapide buldu. Online terapiye ilgi oldukça fazla. Peki bu online terapi nedir? Biz de işin uzmanına soracağız. Yanımda Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim şimdi bu nedir online terapi?
Şimdi biliyorsunuz ruh sağlığı ve beden sağlığı bir bütündür, ayrılamaz iki parçadır. Ve beden sağlığımızı tehdit eden herhangi bir şeyle karşılaştığımız zaman ruh sağlığımızı da güçlendirmek zorundayız. Yani nasıl bedenimizin hijyenine dikkat ediyorsak, psikolojimizin ve ruhumuzun hijyenine, bedenimizin nasıl bağışıklığına dikkat ediyorsak, aynı şekilde ruhumuzun da bağışıklığına, ruhumuzun da yani psikolojimizin de dayanıklılığına, psikolojik pozitif sermayemize dikkat etmemiz lazım ve psikolojik risklerden kendimizi arındırmamız lazım. Bunu da ruh sağlığı uzmanlarının marifetiyle yapıyoruz. Malum süreç içerisinde insanlarımız evlerdeler, evde kalmaları çok önemli. Psikologlarımızın da evde kalması çok önemli. Şu an mecbur olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor ve aslında insanlarımızın psikolojik desteğe de ihtiyacı var. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Kimsenin psikolojik destek almasından mahrum olması söz konusu olamaz. Çünkü ihtiyacı olan insanlar var. Yani bu süreçten önce de psikolojik destek almakta olan insanlar vardı. Onların sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Ama bu süreçte tetiklenen birçok psikolojik destek vakası var. Yani önceden psikolojik destek almıyordu ama artık şimdi psikolojik destek alma ihtiyacı ortaya çıktı. Bu vatandaşlarımızın bu hizmetlerden mahrum kalmaması için, mağdur olmamaları için uzmanlarımız, psikologlarımız, ilgili sivil toplum kuruluşlarımız, meslektaşlarımıza çağrı yaptılar. Evlerinizden insanlarımıza, vatandaşlarımıza, derdi olan, sıkıntısı olan, kaygı bozukluğu olan kişilere destek olmaya gayret edelim. Çünkü bazı durumlarda online terapi gerekebilir. Ne gibi durumlar? İşte bu tür salgın hastalıklar, mesafe uzunluğu, vakit sorunu, yabancı dil sorunu. Yani bir ülkede çalışıyorsunuz, o ülkede sizin dilinizi bilen birisine terapiye gidemiyorsunuz. Kendi ülkenizden bir psikoloğa online terapiyle destek alabilirsiniz. Bu tür zaruret durumlarında online terapi gene bir miktar çıkış açısı ve bakış açısı sağlıyor farkındalığımızı arttırmak için. Peki en çok hangi şikayetlerle geliyor hastalar bu online terapiye başvuruyor? Şimdi evlerde uzun süredir bir arada olmamış aile fertleri ilk defa 3 gündür, 4 gündür, bir haftadır bir aradalar. Tüm gün hep beraber vakit geçiriyorlar. Aile içinde çatışmalar çok ciddi anlamda arttı. Korkuyoruz ki artçısı, bu işin artçısı aile mahkemelerinde, adliyelerde de sonuçlanacak. Bu sancı geçtikten sonra maalesef ev içindeki bu anlaşamamazlıklar oraya yansıyacak. Ama gene insanların zihninden atamadığı düşünceler var. Hastalıkla ilgili, ya hastalanırsam, ya bana bir şey olursa, ya çocuklarıma, aileme, sevdiklerime bir şey olursa. Bu tür düşünceleri zihninden atamadıkları için günlük rutinlerine odaklanamıyorlar. Veya bazı obsesif davranış biçimleri var. El yıkama gibi ellerini kanıtıyorlar. Veya yedikleri işleri, her şeyi deterjanla yıkıyorlar. Defalarca defalarca ve hiçbir şekilde kani olmuyorlar. Kendilerini izole ediyorlar, odada içeri kimseye sokmuyorlar. Yani her şeyin bir ölçüsü var. Burada ölçüyü de kaçırmamak lazım. Yani bu salgın korkusu, korku salgınına dönüştü zaten. Biz bununla ilgili bir araştırma yaptık. Hatta vatandaşlarımız Ruh Sağlığı Derneğimizin internet sitesine girerek yaşadıkları bu kaygı veya işte korku gibi psikolojik tahammülsüzlüklerinin destek alıp almamak noktasında karar vermeleri için bizim oradaki salgın korkusu ölçeğini doldurabilirler. Onun sonucunda da benim psikolojik desteğe ihtiyacım varmış ve hayır benim psikolojik desteğe ihtiyacım yokmuş. Bu tepkim çok normalmiş diyebilirler. Çünkü bu tür durumlarda iki tür tepki var. Bir, kişiler var olan durumu inkar edebilirler. Yani bu bir savunma tepkisidir. İnkar savunma mekanizmasıdır. Der ki kişi, bana bir şey olmaz. Herkese bir şey olma potansiyeli var. Çocuk, genç, yaşlı. Herkes hastalanabilir. Hastalığı herkes taşıyabilir. Kimsenin bundan korunmuşluğu yok. Dolayısıyla hepimiz bu riski taşıdığımızdan ne yapacağız? Bu konularda dikkatli olacağız. Bu testleri doldurduğumuz zaman bana da bir şey olabilir. Evet, ama bana bir şey olabilir diye de hayattan kopmayacağız. Yani iki uç var. Birisi bana bir şey olmaz. Öbürü yani ben nefes alamıyorum artık. Kalbim çarpıyor. Sürekli ateşimi ölçüyorum. Yani her şeyin bir ölçülebilir olması lazım. Durumsal farkındalık bu. Yani benim içinde bulunduğum durumu bir başkası da aynı şekilde değerlendirme. Yakınımızdakilere soralım. Evet, bu durumla ilgili ciddi bir şikayetimiz varsa sağlık kuruluşlarına müracaat edelim. Ama oraları da gereksiz yere yıpratmayalım. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan kişilerin tedavi desteği alması lazım. Biz bu noktada bir de psikologlara şöyle bir imkan sağladık. Psikolog arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, online terapi, hatta ücretsiz terapi verenler de var. Derneğimizin sitesinden vatandaşlarımız başvurabilirler. Hatta psikolog arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da ben ücretsiz terapi, online terapi vereceğim diyorsa başvurabilirler. Biz de o arkadaşlarımız için korona günlerinde psikoterapi başlığında dünyaca meşhur psikoterapistlerin video seans analizlerini
ücretsiz erişim açtık. Onlar da mesleki anlamda kendilerini geliştirsinler ve daha iyi bir hizmet sunsunlar istiyoruz. Peki, çok teşekkürler. Biz çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Evet efendim, Ömer Bey ile konuştuk. Online terapiyi konuştuk ve özellikle Ömer Bey, ücretsiz olarak vatandaşlarımız, bu sorunu yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verdiklerini, uzman kişilerle iletişim kurabileceklerini de söyledi, belirtti. Biz de sizlere aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Bir önemli gelişmeyle devam edeceğiz. Bordan, bor madeninden dezenfektan üretimi için çalışmalara başlandı. Konuyu Murat Sekban ve konuğu değerlendirecek. Sözü Murat'a bırakalım. Müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de vermişti. Bor Türkiye'de pek çok alanda kullanılıyor. Son olarak da koronavirüsle tehditine karşı kullanılan dezenfektanda da kullanıldı ve Ar-Ge çalışmalarının tamamlandığını da belirtmişti Bakan Dönmez. Bizler de şu anda o laboratuvarlardan bir tanesindeyiz ve yanımızda yayın konuğumuz Doktor Sedat Sürden var. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bakan Bey de açıkladı aslında, müjdeli haberi verdi. Borlu dezenfektanlar burada Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Öncelikle bize nasıl üretildiğini anlatır mısınız? Evet, nasıl üretildiğini birazdan anlatayım. Öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi bor sanayinin birçok alanda kullanılmakta. Bu alanlardan bir tanesi de sağlık alanı. Sağlık alanı çok önemli. Sağlık alanında birçok etkisi var. Bunlardan bir tanesinden bahsedeyim öncelikle. Borun mantarları ve bakterileri öldürme özelliği bulunmakta. Buna biz antifungal ve antibakteriyel özellik diyoruz. Bu özelliğinden yanı sıra borun yara iyileştirme özelliği bulunmakta. Bu minvalde Boren'de bir proje kapsamında biz bu beyaz renkte gördüğünüz borlu yara iyileştirici süngeri geliştirdik. Onun yanında mevcut ithal olarak getirilen gümüşlü bir sünger var. Onun yerine muadil olarak biz onu geliştirdik. Ona göre hastane denemeleri yapıldı. 10 kat daha iyi özellikte hastaları, yaraları iyileştirme özelliği göstermekte. Bununla birlikte biz yine aynı özellikle antibakteriyel ve antifungal özelliğinden dolayı ahşaba uyguladık. Bunun da ömrünü uzatmakta, 5 seneden 20 senelere kadar çıkarmakta. Bunun yanı sıra borun sağlık için, insan sağlığı, insan, hayvan ve bitki gelişimi için çok önemli olduğu bilinmekte. Bundan dolayı biz bor sitratlar, bor askorbatlar, bunları geliştik. Bunlar yine dünyada ticari olarak üretilip satılmakta. Fakat ülkemizde yoktu. Biz bunu geliştirdik. Bunların Ar-Ge'si tamamlandı. Üretim yapılabilir. En son olarak koronavirüs kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın direktifleriyle borlu dezenfektanı geliştirdik. Bunun biz Ar-Ge'sini tamamladık. Şu anda Etimaden'e verdiğimiz zamanki görüşmelerimiz tamamlandı. En kısa sürede üretimini yapacaklar diye konuştuk. Şimdi piyasada çok sayıda dezenfektan olduğunu da biliyoruz. Ancak bu dezenfektanların diğerlerinden farkı nedir? Bize onu da anlatır mısın? Evet, burada en önemli özelliği bor bulunması. İçerisinde bor var, borlu bileşikler var daha doğrusu. Bununla birlikte alkol var bunun içerisinde, lavanta yağı var, esansiyel yağlar var, çay ağacı yağı var, gliserin var. Bunun en önemli özelliği diğer şeylerden, el dezenfektanlarından farklı olarak biliyorsunuz mevcut piyasadaki de el dezenfektanlarından bazıları elde tahriş yapmakta, elde kuruluk vermekte. Bundan dolayı bir taraftan virüsleri, bakterileri temizleyelim derken diğer taraftan elimize zarar vermekteyiz. Bunun böyle bir zararı mümkün değil bulunmamakta. Ele yumuşaklık vermekte, bu alkol ve diğer esansiyel yağların antiviral özelliğine ilave olarak borun antibakteriyel, antifungal özelliğinde kattığınız zaman çok güzel bir ürün ortaya çıkardık. Bunlar gelsin, söylediğim gibi tamamladık. Artık üretimi yapabileceğiz. Yani diğer miyiz ki diğer dezenfektanlardan ayırma noktası borun eli tahriş etmemesi, yani elde bir yaraya sebep olmaması. Kesinlikle, daha ilerisini söyleyeyim. Elinizde bir yara varsa bor bu yarayı çok kısa sürede iyileştirme özelliği bulunmakta. Efendim, rica etsem bir deneyebilir miyiz, sıkabilir miyiz, kokusu nasıldır, izleyicilerimize de buradan bizler de deneyip iletmiş olalım en azından. Çok rahat kullanabilirsiniz. Elinizde dikkat edin, bir yumuşaklık hissi verecek, kayganlık hissi verecek. Bu esansiyel yağlar ve alkol uçtuktan sonra bor orada kalacak, bor etkisini sürdürecek, elinizde mikrop kalmayacak bu sayede. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz, tekrar hoş geldiniz, sağ olun.
Bizler de borla üretilen dezenfektanı denedik. Onlar tamamen yerli ve milli üretim. Bu laboratuvarlar üretiliyorlar. Biz de denedik aslında diğer dezenfektanlardan farklı olarak elde farklı bir his uyandırıyor ve elin kurumasını da engelliyor aslında. Seri üretimine ilişkinde Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de vermişti. Etibor da seri üretimine yakın zamanda başlayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Koronavirüs salgını fırsatçıları da harekete geçirdi. Virüs nedeniyle ilgi gösterilen ürünler fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. Ekipler bu durumun önüne geçmek için denetimlerini yoğunlaştırdı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. Mehmet Sabri Uğurbaş notlarını aktarsın. Mehmet. Haksan Uysal, evet, marketler İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tedbirlerini aldı. Bir yandan da denetlemeler devam ediyor. Tedbirlerden bahsedelim. Metrekarenin %10'u kadar müşteri alınabilecek. Bu doğrultuda marketler hemen girişlerine uyarı levhaları astılar. Bu market 4000 metrekare olduğu için 400 müşteriyle sınırlı kalacak ve 400 müşteri girebilecek. Hemen girişte alınan önleme bakalım. Önce müşterilerin ateş ölçümü yapılıyor. 37,5 derecenin altındaki müşteriler içeri girebiliyor. Hemen girişte dezenfektan kullanımı ve eldiven müşteriye verildikten sonra müşteri alışverişine başlıyor. Şu an market içinde denetim var. Zabıta ekipleri tüm marketleri ve gıda satış yerleriyle birlikte hijyenik ürün satış yerlerini yoğun bir şekilde denetliyor. Şu an hemen unlu mamullerin bulunduğu noktada ekipler denetlemelerini gerçekleştiriyor. Özellikle ekmek, malum en fazla dokunulan ürünlerden biri, ekmeğin ambalajlı olup olmadığı ve nasıl ambalajlanması gerektiğiyle ilgili burada market görevlilerine uyarılar yapılıyor. Şu anda hemen fırından yeni çıkan, burası aynı zamanda hem üretim hem de satış noktası. Dolayısıyla üretimden yeni çıkan ürünler bu şekilde personeller tarafından ambalajlanıyor. Aynı zamanda da uyarılar yapılıyor şu anda. Eldivenlerimizi saatte bir değişiyoruz. Yine maskelerimizi saatte bir değişiyoruz. Vatandaşlarımıza asla poşetsiz malzeme ürünü satmıyoruz. Bu konular malum toplumumuz için çok önemli, çok değerli, kamu sağlığı için. Burada çok iç dış ölçülere de, bizlere de bakanlığımızın yanında genelgeleri harfiyen riayet edeceğiz. Şu an gördüğüm kadarıyla hemen bu anlamda tedbirleri almışsınız. Hemen biz de soralım başkanım. Yanımızda konuğumuz olarak da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz var. Anlatıyorsunuz ama bir de hem biz dinleyelim hem de etrafı görmüş olalım. Ne gibi uygulamalara bakılıyor bu denetimlerde? Evet, malum bu koronavirüs nedeniyle bakanlıklarımız, devletimiz birçok genelge yayınladı. Gıda Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, birçok bakanlığımız. Biz de Gaziantep Büyükşehir Zabıtası olarak bunların sahada uygulanıp uygulanmadığı, ne kadar uygulandığı konusunda vatandaşlarımızı, esnafımızı denetliyoruz, bilgi veriyoruz. Burada önemli olan hijyen kurallarına uyulmasıdır. Çünkü burada amacımız bu virüsün yayılmasını engellemek, teması engellemek. Arkadaşlarımız reyonlarda ekmeklerin poşetli satıp satılmadığını kontrol ediyorlar. Vatandaşlarımız mağazaya girerken bu sosyal mesafeye uyuyor mu uymuyor mu onları kontrol ediyoruz. Böylece bütün marketlerimizde aslında amacımız hem sosyal mesafeyi korumak hem de hijyen kurallarına uyuluyor mu bunları denetlemek. Başkanım, şunu da çok kısa hemen sorayım. Diyelim ki ambalajlanmamış ürünler ve kurallara uyulmadığını gördünüz markette. Ne gibi yaptırımlar var? Şimdi öncelikle esnafımızı ve mağazaları uyarıyoruz. Çünkü bu çok önemli bir konu. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Gerek gıda reyonları, ekmek reyonları, bütün reyonları biz eğer yayınlanan genelgenin aleyhinde bir durum varsa anında onu kaldırıyoruz. Uyarıyoruz. Tekrarında tabii ki bakanlığımızın yanında cezalar uygularız. Bu konu çok net çünkü. Peki başkanım, teşekkür ediyoruz. Denetlemeler de devam edecek tabii, zaten. Tabii. Yayınımıza da konuk oldunuz. Teşekkür ederiz. Evet, marketlerde denetlemeler, özellikle İçişleri Bakanlığı genelgesine uyulup uyulmadığı ve fiyat konusunda fırsatçılık yapılıp yapılmadığı sık sık denetlenmeye devam ediliyor diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım. Sağlık çalışanları koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte adeta canlarını dişlerine taktı. Hastalara müdahale ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Türkiye'nin tüm kesimlerinde olduğu gibi pazarcılar da sağlık çalışanlarına destek veriyor. Ayrıntıları alacağız, sözü Murat Onur'a bırakalım. Haktan Uysal, pazarcılar, halciler,
komple toplanmış durumda. Şu an itibariyle işlerini bıraktılar. Sağlıkçılarımıza destek vermek amacıyla şu anda Tokat sebze meyve halinde sağlıkçılarımıza alkışlarıyla destek veriyorlar. Kimisi kasa taşıyor, kimisi mal yüklüyor, kimisi kamyon sürüyor. Onlar şu an itibariyle işlerini bıraktılar. Tokat sebze meyve halinde sağlıkçılarımızı gönülden alkışlıyorlar. Çünkü onlar bizler için gecelerini gündüzlerine kattılar. Onlar bizlerin sağlığı için belki evlerine gitmiyorlar. Belki çocuklarını günlerdir görmüyorlar. İşte o sağlıkçılarımıza da belki de en vefalı, en büyük destek bu gönül işçilerinden, emekçilerden geliyoruz. Tokat'taki sebze meyve komisyonculuğu yapan pazarcılardan, satıcılardan, kamyon sürücülerinden geliyor. Kimisi yoldan geldi saatlerce vatandaşlarımızın taze sebze meyve yiyebilmesi için. Kimisi ise burada sabahın saat 5'inde dükkanını açtı ve gelen kamyonları karşıladı. Ama şu an itibariyle sağlıkçılarımıza onlardan yoğun bir destek geliyor. Alkışlarıyla onları destekliyorlar. Kalpleri, gönülleri onlarla birlikte sağlıkçılarımızı, gece gündüz çalışan sağlıkçılarımızı, doktorumuzu, hemşiremizi, bakıcımızı, hepsini bu gönül işçileri, emekçiler canı gönülden işlerini, güçlerini bıraktılar ve alkışlıyorlar. Bizler de bu alkışlarla Tokat'tan, meyve sebze halinden pazarcılarla birlikte bizler de alkışlarımızı sağlıkçılarımıza gönderiyoruz diyelim. Söz tekrar biz İstanbul stüdyolarına size bırakalım Aktan Uysal. Alkışlarımızı sağlıkçılara gönderiyoruz ama kurallara da elbette uymak gerekiyor. O sosyal izolasyon ve mesafeye bir kez daha dikkat edelim. Sağlıkçılara destek olmak bir yana onlara da daha fazla iş çıkarmamak açısından önemliydi. Murat'ı da bir anlamda diğer arkadaşları uyarması için seslenmiş olalım bu noktada. Hemen şimdi bir canlı yayın noktamız daha var. Pazara gideceğiz. Çağdaş Evren Şenlik notlarını aktaracak. Çağdaş. Koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarlarında da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bizler şu an Maltepe pazarındayız. Önlemler alınıyor mu alınmıyor mu? Hemen onu sizlerle beraber izleneceğiz ve gözlemleyeceğiz. Efendim eldiven takmışsınız. Evet. Müşteri eldivenle mi seçiyor? Müsaade ediyor musunuz? Bu önlemler nasıl sağlanıyor? Ya, müsaade ediyoruz ama halkın sağlığı açısından müsaade etmemiz eder ama göz kararıyla seçiyorlar mesela. Gösteri biz veriyoruz. Elde bir kendimiz veriyoruz yani. Seçme yok. Olmaması da bizim için iyi mesela. Peki bir ısrar var mı seçme konusunda? Ya yok, çok nadir yani. Binde bir yani, öyle denk geldi. Müşteri oluyor olmuyor değil ama. Binde bir yani. Ama o da normal, o da yani. İnsanlar toplumumuz normal yani. Ama tabii saygı bize yani şey yapsa daha iyi mesela. Bıraksa bize daha iyi. Çünkü akşam kadar binlerce müşteri pazara geliyor. Binlerce el vuruyorlar. Yani onlar sağlığı açısından biz öyle önlem aldık yani. Peki sosyal mesafeyi koruyor muyuz tezgahla buralar? Tabii de 1,5 metre. Mesela tahtamızın mesela 1,5 metre. Hem bizim açımızdan hem onların açısından çok iyi mesela yani. Sağlığımızı korumamız lazım. Allah korusun, İtalyan hali belli. Fransa görüyorsun. Yani yurt dışına, Avrupa'da durumlar belli. Ona göre yani insanların tedbirli olmaması lazım. Yani çok ihtiyaç duymadığı sürece dışarı çıkmamaları lazım. Çıktığı anda yani alışveriş yapıp eve gitmesi lazım. Yani bu işin Allah korusun şakası yok yani. Hem devletimize büyük mal olur hem de kendi insanların sağlığı için önemli yani. Toplumumuzun duyarlı olması lazım. Toplumumuzun hani nasıl yani hakkı serin davranması lazım. Yani hani bana bir şey olmaz diye bir şey yok yani, Allah korusun. Dün 33 yaşında bir sağlık personelimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Buradan tek başsağlığı diliyorum Türk sağlık personeline ve ölen insanlarımıza Allah rahmet eylesin ama yani tedbir elbette bırakmamamız lazım. Hani işte bu yaşlı 70'ler diye bir şey yok yani kardeşim. Bu hastalık geldi mi Allah korusun. Efendim siz de emekçi olarak dikkat etmeniz gerektiği konusunda biz de uyarılarımızı yapalım. Hemen başka bir tezgaha uzanalım. Burada da önlemler ve tedbirler alınmış mı? Onu gözlemleyelim. Efendim eldivenlerinizi takmışsınız. Müşteri geldiği zaman ısrarla kendi seçimini yapmaya çalışıyor mu? Tabii ilan geliyor, seçiyor, biz seçtirmiyoruz. Yani biz diyoruz, biz verelim daha iyidir. Hadi olur başka. Peki sosyal mesafeyi koruyor muyuz tezgahla tabii, burada? Tabii tabii koruyoruz, bayağı koruyoruz yani. Korumamız lazım, korumadım olmaz zaten. Hadi öyle başka şeyimiz yok yani. Sizler de dikkat edin, bol kazançlar diliyoruz. Semt pazarında durum böyle, tedbirler ve önlemler hem esnaf tarafından hem de müşteri tarafından alınmış durumda. Eldiven ve maskeler takılmış, sosyal mesafe korunmuş diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Sağlık personeline 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Peki hangi branşta sağlık çalışanı ne kadar ödeme alacak? İşte ayrıntılar.
bir uzman hekim arkadaşımızın 13 bin liraya yakın para alacağı, bir pratisyen hekim arkadaşımızın 8500 TL'ye yakın para alacağı. Uzman hekimler yaklaşık 13 bin lira ek ödeme alacak. Pratisyen hekime 3 aylık süreçte yapılacak ödeme tutarı ise 8500 lira civarında. Hemşire, sağlık memuru, ebe arkadaşımızın, sağlık çalışan arkadaşlarımızın yaklaşık 2100 liraya yakın para alacağı, ücret alacağı ve genel idari hizmetler sınıfında olan arkadaşlarımızın da 500 ile 600 TL arasında bir ücret alacağı bir iyileştirme adımı olarak görülmesi gerekiyor. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ek ödemelerle ilgili ağır açıklamalarda bulundu. Atılan adımı olumlu karşıladıklarını söyleyen Durmuş, kararın üniversite hastanelerinde çalışanlar için de geçerli olmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Doğru, çok yerinde bir adım oldu. Bütün sağlık çalışan arkadaşlarımız hükümete, Sağlık Bakanı'na güvensinler. Ve yeni istihdam müjdesi, 32 bin sağlık personeli alımı ile ilgili birkaç hafta içinde adım atılacak. Artık gözler Sağlık Bakanlığı'nda. Son iki yıldır bu manada sağlık çalışanı istihdamı noktasında gerekli adımlar atıldı. Bunun tabii devam etmesi gerekiyor. Çünkü büyüyen bir nüfus ve sağlık ihtiyacı artan bir nüfus. Dolayısıyla sağlık çalışanına ihtiyaç da her geçen gün içerisinde artıyor. Atılmış olan bu önemli adımdan dolayı Sayın Bakanımızı tebrik ediyoruz. Deniz tutkunu Kaptan Barış Ersemiz ve arkadaşı İngiltere'den aldığı yelkenliği tekneyi getirmek için yola çıktı ama koronavirüs nedeniyle alınan olağanüstü önlemlere takılmış durumdalar. Şu anda Porto Yat Limanı açığında bekleyen iki denizcinin liman dışına çıkmaları da yasak. Ülkeden ayrılmaları isteniyor ancak yelkenliyle bu da pek mümkün görünmüyor. Peki ne olacak? Detayları konuşacağız şimdi. Hemen Porto'ya uzanalım. Barış Kaptan şu anda Porto'dan yayınımızda. Efendim geçmiş olsun. Nedir son durum? Lütfen paylaşın izleyicilerimizle. Merhabalar. Merhabalar, günaydınlar. Evet, Porto Limanı Danua rehlinde beklemeye devam ediyoruz. Bugün karantinadaki 5. günümüz. Şu anda hava burada da birazcık serinlemeye başladı. Açıkta, demirde beklemek durumundayız teknemizle. Bugün Sağlık Bakanlığı'yla belki bir görüşmemiz olacak. Hem bu süreç hem de bu süreçten sonra, karantinadan sonra ne yapabileceğimizle ilgili. Çünkü Avrupa Birliği bir nevi birliğin dışına çıktığı için şu anda burada geçirdiğiniz karantina başka bir limana geçtiğinizde geçerli olmuyor gibi bir bilgi aldık dünkü görüşmelerimizden sonra. Bugün bunun peşinde olacağız. Şimdilik durumumuz bu şekilde. Durumunuzu anlatmanızı isteyeceğiz. Neden oradasınız? Şu anda içinde bulunduğunuz tekneye getirecektiniz sanırım ama artık limana da dönemiyorsunuz. Bu içinde bulunduğunuz durum önemli aslında. Mesaj olarak da izleyicilerimiz de merak eder. Paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki de. Biz Türkiye'ye de eğitim vermek üzere bu teknemizi İngiltere'den satın aldık, getiriyorduk. 15 Mart'ta Fransa'dan en son yola çıktık. 20 Mart civarında İspanya kıyılarına gelirken bu bütün liman kapatmaları başlamış. Tabii biz denizli haberimiz olamadı bu durumdan. Portekiz limanının açık olduğunu öğrendik ve hiç durmadan devam ettik Portekiz'e. Ama buraya ulaştığımızda da bizi limana almadılar ilk başta. Daha kuzeyde bir limana ilk girmek istedik Portekiz'in. Sadece bir miktar yakıt tedariği verdiler ki yolumuza devam edelim diye ve Porto'da çözüm bulabileceğimizi söylediler. Fakat Porto'ya geldiğimizde özetle ilk başta bizi liman dışına, nehrin ağzına dışarıya gönderdiler. Bu ufak bir tekne. Bu tekneyle açık denizde, hele ki Atlas Okyanusu'nda demirde durmak mümkün değil. Büyük yolcu gemileri bile duramıyor. Önce biraz zorluk çektik. Daha sonra bazı iletişimlerimizi kullanarak en azından limanın, marinanın önüne gelebildik. Bir miktar yiyecek ve yakıt desteği alabildik. İlk başta bu destek karşılığında da bu bölgeyi tamamen terk etmemiz isteniyordu. Fakat neyse ki o da değişti. Sadece burada şimdilik demirde durarak şehrin girişinde, bakın bu köprünün arkası aslında Porto şehrinin devamıdır. Şehrin girişinde burada apartta bekliyoruz. Yiyeceğimiz belli bir miktar var. Hafta sonuna doğru tekrar bir tedarik yapabileceğimizi öğrendik. Yani aslında karaya ayak basmanıza izin verilmiyor anlayabildiğimiz kadarıyla. Evet, bir evet, sağlık testi ya da muayeneden geçirildiniz mi bu kapsamda? Yok, hayır, öyle bir şey de yapılmıyor. Talep ettik, hani bizi gelin kontrol edin dedik. Biz uzunca bir süredir denizdeyiz aslına bakarsanız. Yani mikropla, virüsle temas etmiş olma ihtimalimiz belki az. Ama tabii alışveriş yapılıyor tüm limanlardan.
Lakin öyle bir test yapılmadı. Fakat şöyle bir şey, dün Türkiye'de de olduğu gibi dün de deniz polisi bizi arayarak sağlığımızı sordu, ne durumda olduğumuzu sordu. Biz burada kıyı sahil sıhhiye botunun da önündeyiz. Onlar da bizi kontrol ediyorlar açıkçası, ara ara bakıyorlar ne durumdayız diye. Biz de sabahları sporumuzu yapıp iyi olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Tabii biz de kendimizi kontrol ediyoruz hakikaten iyi miyiz değil miyiz diye. Bu bakımdan teknemizi steril ettik elimizdeki imkanlarla. Sonuçta karantina olası bir hastalığın bulaşmaması için yapılmış bir şeydir ama sonuçta bir Avrupa ülkesinden birkaç gün önce çıkılıp gelinmiş bir başka Avrupa ülkesiydi bu. Bizi en çok şaşırtan da Avrupa içindeki seyahatin engelleniyor olmasıydı. Keza bütün Avrupa kendi içinde şu an kapılarını kapattığı gibi bizim de seyahat pratikamızın engellenmiş olması, akabinde açık denize gönderilme çabası tabii ilk başta çok zorlaştırdı. Şu anda biz de durumumuzu gözlemliyoruz. 14 günü dolduracağız. 14 günden sonra şehrin daha içerisine girme imkanımız olacak ama buradan başka bir limana gitmek veya ülkemize dönmek gibi soruların cevaplarını biz de daha alamadık. Bugün buranın Sağlık Bakanlığı ile görüşme yapmaya çalışacağız. Evet. Barış Ertemiz, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız sesinizi duyan olur. Umarız kısa süre içerisinde de bu sorun çözülmüş olur diyelim. Ve devam çok edelim A Haber'de bugün de yayınımıza. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ülke genelindeki 90 camide yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar edildi. Dualar bu zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularını güçlendirmek içindi. İşte yurdun dört bir yanından yükselen dua sesleri. Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz, sana sığındık. Yurdun dört bir yanında minarelerden dua sesleri yükseldi. Mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan çağrı üzerine 90 bin camide yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgının son bulması için dua edildi. Burası Ankara. Kentte yatsı ezanının okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Dualar yaşanılan bu zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularını güçlendirmek içindi. Burası Megakent İstanbul. Koronavirüsle mücadele tüm yurtta bilimin ışığında hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan Türkiye'deki bütün camilerde yatsı ezanına mütakip dualar yükseliyor. Aynı zamanda da vatandaşlarımız o dualara camlarından, pencerelerinden, balkonlarından amin sesleriyle katılıyor. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, boşluklarımıza kolay kolay zan nasip eyle Allah'ım. Burası İzmir. İzmir'de de yatsı namazı sonrası eller semaya açıldı ve bir kez daha koronavirüs salgınının Türkiye'yi terk etmesi için dualar edildi. Taşıyamayacağımız ağır yükler yükle Allah'ım. Burası Erzurum. Erzurum'da da tüm Türkiye'de olduğu gibi minarelerden dua sesleri yükseldi. Vatandaşlar pencere ve balkonlarından dualara amin diyerek iştirak ettiler. Salgın hastalıklardan burası Bursa. Bursa Yeşil Cami'de de eller semaya açıldı ve hastalarımız için dualar edildi. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Burası Muş. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da yatsı namazının ardından camilerde dua okundu. Zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Burası Adana. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsüne karşı Adana'da da yatsı ezanı sonrasında tüm camilerde dualar okunuyor. Adanalılar ise evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde okunan dualara ellerini semaya açarak eşlik ediyorlar. Dünyada da ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi
ailemizi muhafaza eyle Allah'ım. Burası Konya. Yatsı namazından sonra Konya'da da camilerden dua edildi. Camiler cemaatsizdi ancak vatandaşlar evlerden dualara hep birazdan amin dedi. Bizlere taşıyamayacağımız ağır günler yükleme Allah'ım. Burası Malatya. Kentte yatsı ezanının okunmasının ardından camilerde dua sesleri yükseldi. Vatandaşlar da duaya amin diyerek eşlik etti. Burası Tokat. 81 ilde camilerimizden koronavirüs salgınına karşı şifa bulunması için vatandaşlarımıza dua ediliyor. Din görevlileri hem ezan okunuyor, hem sela okuyor, hem de bu hastalıktan bir an önce kurtulmamız için dua ediyor. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Burası Trabzon. Trabzon'da tüm camilerde yatsı namazına müteakip koronavirüsünün son bulması ve hastalığa yakalanların bir an önce iyileşmesi için dualar edildi. İnsanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. Kocaeli'de de görüntü aynıydı. Kentte yatsı ezanının ardından dualar edildi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'ndeki camilerde de yatsı ezanı sonrasında dua okundu. İşte İzmitli vatandaşlar da arasındaki mesafeyi koruyarak duaya eşlik etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama vardı. O açıklamayı hatırlayacağız. Sonrasında konuğumuzla değerlendireceğiz. Önce o açıklama ekranlarda. Bankaların iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulamayla karşılaşan tüm vatandaşlarımız, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. Birlikte başaracağız dedi Berat Albayrak. Takipteyiz başlığıyla adım adım da aktardı. Covid-19'da mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız BDDK iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebilecek. Durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek dilekçe adresleri, e-şikayet, Twitter üzerinden şikayet ve çağrı hatlarının paylaşıldığını da belirtelim Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabında. Ama sadece BDDK üzerinden değil, bu süreç nasıl işleyecek? Bir değerli konuğumuz var. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yayın konuğumuz olacak. Efendim bilgileri paylaştım. Sizin de yorumlarınız, değerlendirmeleriniz önemli. Hemen detaylar için sözü size bırakalım. Buyurun. Evet, hep birlikte çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Küresel bir tehditle ülke çapında birlik beraberlikle mücadele için devlet yöneticilerimizin aldığı çok yararlı tedbirler var. Ne yazık ki sahada bazı aksamalar oluyor. Bununla ilgili şikayetler geliyor. Zaten haberinizde de dinledim. Bu konuda sıkıntı yaşayan vatandaşların Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'na başvurularını öneriyor Sayın Bakanımız. Çünkü şimdi kronik rahatsızlık ya da 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmamaları bildirildi ve açıkça da yasaklandı. Çıktıkları takdirde cezaya da muhatap olabilecekler. Bu durumda bazı bankalar kredi kartı veya tüketici kredisi ödemesiyle ilgili kendilerine tanınan imkanı kullandırmak için o tüketicileri, müşterilerini şubeye davet ediyorlar. Oysa burada para çekilmeyecek, bir yere havale yapılmayacak. Sadece ödenmesi gereken borç bir miktar ötelenecek. Bu da Sayın Berat Albayrak'ın açıklamasında hem yazılı hem sözlü biz duyduk, ümitlendik. Bundan istifade etmek istiyoruz. Üstelik bankalar buna faizle yürütecekler. Yani tüketici kredi sözleşmelerinde hangi aktif faiz yazılıysa o faizi uygulayacaklar. Kredi kartlarında da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 3 ayda bir belirlediği azami faiz oranını uygulayacaklar. Bugün için bunun aylık oranı da 1.4. Bu arada bankaların bu tür sıkıntılar yaratmasının yanı sıra bize gelen şikayetlerde görüyoruz ki kredimizi öteleriz ama 1.000 lira masrafı var gibi bir takım anlamsız talepler de görülebiliyor. Bunlarla ilgili az önce haberde söyleneni ben de tekrarlayayım. Vatandaşlarımız
hiç tereddüt etmeden CİMER üzerinden ya da direkt Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'na şikayetlerini iletsinler ve tüketici örgütlerine de aktardıklarında bizler de olaya sahip çıkacağız. Başında da söyledim, ülke çok zor bir süreçten geçiyor. 83 milyon birlik halinde kurallara uymalı ve bunun üstesinden gelmeliyiz. Bu arada evet, hemen ekleyeyim. Ben yakın zaman önce 11 Mart'ta stokçuların mallarına el konulmalı demiştim. İşleri Bakanlığımızdan bir açıklama geldi. Fabrikalarına el konulur dedi. Çünkü özellikle maske, eldiven, dezenfektan, kolonya gibi bir takım ürünler bu virüsle mücadelede önem arz ediyor. Bunları kara borsa yapanlara buradan tekrar hatırlatıyorum. Tüm devlet kurumları, tüm tüketiciler peşlerinde. Onlar için iyi olmaz, vazgeçsinler. Bu zorlu süreçten el birliğiyle kurtulacağız inşallah. Peki. Aydın Ağolu, teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için görüşlerini Aydın Ağolu'nun sizlerle paylaştırdık, buluşturduk diyelim. Bir ara verelim. Aranın ardından saat başında yeniden karşınızdayız. Yeni saatte bir özel röportajı ekranlara getireceğiz. Ankara temsilcimiz Murat Akgün'ün konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İyi günler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu. Sayın Bakan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim, hemen sokağa çıkma yasağı konusuyla başlamak istiyorum. Çünkü şu anda kamuoyunun gündemindeki en önemli maddelerden bir tanesi bu. Hatta sizin bu yayınla ilgili olarak attığınız tweetin altındaki yorumlara baktığım zaman bu yönde çok yoğun bir talep var. Buna karşılık sizin de dahil olduğunuz yetkililer de hep kişisel OHAL, yani olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğinin altını çizdiniz. Şunu sormak istiyorum Sayın Bakan. Ne olursa sokağa çıkma yasağı uygulanır hale gelecek? Murat Bey, dünyanın ve insanlığın hep birlikte karşı karşıya belki de ilk kez kaldığı ve bu kadar küresel olan, 175 ülkeye kadar yayılan bir salgınla karşı karşıyayız. Ve bütün ülkeler bu konuda çeşitli adımlar atıyorlar, çeşitli tedbirler alıyorlar. Biz de adım atıyoruz, biz de tedbir almaya çalışıyoruz. İşin başından itibaren. Hem Çin, hem İran, siz de takip ettiniz. Yani bizim etrafımızda ilk önce Çin'le başladı bu iş. Ardından hemen İran'a geldi, doğumuzda. Ve ondan sonra da hemen batımıza sirayet etti. Avrupa'ya sirayet etti. Amerika'ya sirayet etti. Ve bütün bunlarla ilgili biz elimizden gelen bütün tedbirleri en yüksek noktada ve alarm seviyesinde almaya başladık. Şu ana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. Bunların 17 tanesi sınırlarla alakalı. Yani biz ilk önce sınırları kapatarak ciddi tedbirler aldık. Ardından da diğer kamu düzenini sağlayan, sosyal izolasyonu sağlamaya çalışan, işte okul tatillerinden tutun da toplu taşıma araçlarındaki 1/2 kapasitenin kullanılmasına kadar, kamuda özellikle çalışanların seyreltilmesine kadar birçok tedbir alındı. Hepsini burada saymayayım ama çok üst üste tedbirler alındı. Ve bu tedbirlerin salgının yayılma hızını ne kadar etkilediğini, sosyal izolasyonu ne kadar etkilediğini, yani o kendi o hali dediğimiz aslında bizim insanların kendi sosyalizasyonunu sağlamasını gerçekleştirebilmek. Bunu ne kadar sağladığını her gün ölçüyoruz. 24 saat bütün işimiz bunda. Bu sabah hem, itibariyle nedir bu oran? Hem tedbir almaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, tek bir cümleyle söyleyeyim. Türkiye'de hayatın %80'i durmuş durumda şu anda. Ya bunu nasıl ölçüyorsunuz derseniz. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu otobüs sayısını ölçüyoruz. Yolcu sayılarını ölçüyoruz. Aynı zamanda şehir içi trafik yoğunluğunu ölçüyoruz. Yine aynı zamanda bunların hepsinin rakamları elimizde var. Gün gün elimizde var. Aynı zamanda dönüp şehirdeki toplu taşıma trafiğinin ne olduğunu, yoğunluğunun ne olduğunu ölçmeye çalışıyoruz. Ya örneğin şehirler arası yolcu trafiği %40'lar ve 50'ler düşüşle başladı. Ardından şu andaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası yolcu otobüslerindeki azalma %73. %81 yolcu sayısındaki düşüş. Yani bu normal zamanla bugün arasındaki bir düşüşten bahsediyorum. Şimdi yeni bir rakam vereceğim. Dün %65'ti. Özellikle
toplu taşımanın şehir içerisindeki hareketliliği şu anda %80. %80, %80.5. Bu sabah itibariyle %80, %80.5. Bu şu demektir. Vatandaşımıza evde kal çağrılarını. Yani birçok var. Şehir içi trafik yoğunluğu var, şehir arası trafik yoğunluğu var. Bütün bunlarla alakalı bu rakamları tek tek ölçüyoruz. Ve almamız gereken tedbirleri bizim bu süreçte dünyada biz de dört temel noktaya bakıyoruz. Bir, sağlık sistemimizin ayakta kalması. İki, kamu düzeninin devam etmesi. Üç, sosyal izolasyonun sağlanması. Dört, tedarik zincirinin aksamadan devam etmesi. Özellikle gıda, hijyen ve sağlık maddelerinde. Bu dördünü eğer sağlarsak ve bu dördünü gerçekleştirirsek bir, sistemi ayakta tutmuş oluruz. İki, salgına karşı en önemli tedbirleri alırız. Ve bu dördüyle ilgili karşı karşıya kaldığımız durumlara göre de tedbir yükseltiyoruz. Yani aldığımız tedbirler var ve tedbir yükselterek buna devam ediyoruz. Çünkü dünyayı da takip ediyoruz. Şimdi serbest piyasanın merkezi olan ülkelerin birçoğunda bugün gıda tedarik zincirinde ciddi problemler yaşanıyor. Siz de ben de takip ediyoruz. İki, sağlık açısından yani hem sağlık sistemlerinde çok büyük bir problem söz konusu hem de sağlık maddeleri ve sağlık altyapılarında ciddi problemler söz konusu. Yani kamu düzeni açısından herhangi bir zorluk yaşamış değiller. Daha doğrusu üst bir zorluk yaşamış değiller. Ama bu dediklerim konusunda ciddi problemler yaşadıklarını siz de ben de biliyoruz. Biz niye kişi kendi olağanüstü halini ilan etsin diye söylemeye çalışıyoruz? Son Amerika'da yapılan bir araştırmada, önemli bir üniversitede yapılan araştırmada salgına karşı en önemli alınabilecek tedbirin sosyal izolasyon olduğu, yani bu kendi olağanüstü halini ilan etme olduğu ve eğer bu sosyal izolasyonu sağladığı andan itibaren de 195 bir başarı olabileceği konusunda bir öneri var. Ya yani, tabii burada hem kendi tecrübelerimize bakmalıyız hem de aynı zamanda da bilimsel çalışmalara yeni bir durumla karşı karşıyayız. Daha önce bildiğimiz bir durum değil. Hiçbir ülkenin, hiçbir yapının, hiçbir kurumun, hiçbir organizasyonun daha önce bildiği bir durum bu değil. Onun için yapılması gerekenler burada bu dört temel madde sistemlerin ayakta kalmasını sağlayabilmek. Tekrardan söylüyorum. Bir, biz neyi gözetiyoruz? Sağlık sisteminin ayakta kalması. İki, kamu düzeninin ayakta kalması. Üç, ki en önemlisi tedarik zincirinin, gıda tedarik ve sağlık tedarik zincirinin ayakta kalması ve aksamaması. Ve en nihayetinde sosyal izolasyonun sağlanması ve bunun sürekli olarak yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi. %80 istenen rakam mıdır yoksa biraz daha yükselmesi gerekiyor mu? Şimdi bunu nasıl ölçeriz? Gene bunu ölçmek zorundayız. Yani burada ben bu istenen rakamdır dersem yanlış söylemiş olurum. İstenmeyen rakamdır dersem. Biz aynı zamanda hastalığın yani mesela siz bilmiyorsunuz ama biz hastalığın veya salgının nasıl yayıldığını, nasıl etki alanı olduğunu, nelere yayıldığını, hangi yaş gruplara yayıldığını Sağlık Bakanlığımızla beraber takip ediyoruz. Takip etmek durumundayız. Buna göre alacağımız tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz. Dikkat ederseniz. Ve bu konuda da biz bu alacağımız tedbirleri yükseltirken de tekraren söylüyorum. Bu dört unsurun önemli olduğunu, yani birincisi tedarik zincirinin önemli olduğunu, iki sağlık sisteminin ayakta kalması lazım geldiğini, ondan sonra üçüncüsü sosyalizasyonu ve kamu denetimini, kamu düzenini. Bunu ısrarla dikkat edin yaklaşık bir 5 dakika içerisinde 3 kere söylemiş oldum. Sebebi şu, ya bir organizasyon yönetiyoruz ve bu organizasyonu yönetirken de tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Ve bu arada da kamuoyuna işin başından itibaren şeffaf bilgi vermek zorundayız, paylaşmak zorundayız. Meselenin dünyada nereye gittiğini, Türkiye'de nereye gittiğini de iyi bir şekilde ifade etmek durumundayız. Sosyal izolasyona büyük kentler ve Anadolu ayrımı yapacak olursak eşit derecede uyuluyor mu? Mesela İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi nüfusun çok yoğun olduğu yerlerde sosyal izolasyon sizce izlenimlerinize göre uygun miktarda mıdır? Belki ters bir şey söylemiş olacağım ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan aldığımız rakamlarda sıkıntı var. Yani toplu taşımadan şehir hareketliliğine kadar sıkıntı var. Eğer oraları da düzeltebilirsek daha yukarı çıkacak. Orada sıkıntı var ama
özellikle Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse hani söylenir ya şehir içe çekilmiş diye. Şehir çekilmiş durumda. Ankara ve İstanbul. Ankara, İstanbul, İzmir şehir çekilmiş durumda. Sadece bu söylediğim sağlık, tedarik yani örneğin gıda tedariki sağlanmak zorunda. Bunu biz sağlamak zorundayız. Ve bunu da gerçekleştirmek için muhakkak ki kamyon taşımaları yapılması lazım. Ama yapılan her işlemde, atılan her adımda bizim sağlamamız gereken bu izolasyonu sağlamak, sosyal mesafeyi de ortaya koymak. Yani bunları da sorumsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek değil. Buradaki sorumlulukları da mümkün olduğunca ortaya koyabilmek. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Yani kamuda seyrekleştirme var çalışmada. Yani çok doğal olarak uzaktan çalışma var, esnek çalışma var. Bütün bunlar sağlanıyor. Ama benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığı da böyle bir şey yok. Yani bizim polisimiz şu anda, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, göç ve afat. Full çalışıyoruz. 17 bin kişi var toplam. O da takdir edersiniz işte bu döneme yönelik hastalık eşiği düşük olduğu için yani bir takım kronik hastalıkları olanlar. O kronik hastalıklar dolayısıyla bizim izin verdiklerimiz. Ama onun dışında full mesai çalışıyoruz. Peki ek personel talebiniz var mı? Sağlık Bakanlığı misali yeni alımlarınız söz konusu olabilir mi? İhtiyaç duyduğunuz alanlar var mı? Şöyle yapıyoruz şu anda. Mesela almak üzere olduğumuz personeller vardı. Bu almak üzere olduğumuz personeller, sınavları bitmiş, eğitimleri bitmiş, son sınavları vardı. Onları da sahaya sürdük. Yani 8700 bekçimiz vardı. Şu anda 8700 bekçimiz, 3500'ü şu ana kadar görev aldı. O da eğitimleri tam tamamlanmadığı için, çünkü eğitimlere de çok doğal olarak ara verildi. Onları silahsız ama bekçi kıyafetiyle gerek vefa destek gruplarında yani 65 yaş üstü vatandaşımıza hizmetlerde, gerek 112'lerde, gerek 155'lerde, gerek 156'larda. Yine örneğin karakollarımızda bizim yeni oluşturduğumuz bir sistem vardı. O da güven masası. Güven masasına 3000 kadın personel almıştık. Şimdi onların eğitimini bitirdik ve sahaya sürüyoruz. Onları da yine güven masası olarak değil, daha sonra onları güven masalarında değerlendiririz. Orada, orası için yetişmişler zaten. Ama ihtiyaç olan tüm alanlara şey yapmaya çalışıyoruz, koymaya çalışıyoruz. Çünkü burada mümkün olduğu kadar personelimiz de optimum sayıda kullanmak için çaba sarf ediyoruz. Ben özellikle tüm kamu personeline, yani burada ortaya koymuş oldukları çabadan dolayı bir kez daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar yani bir iki istisnanın dışında bir öf bile duymadık. Herkes, sağlıkçılar başta olmak üzere. Yani ne kadar büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını biz de yakından takip ediyoruz. Yani acilde bulunanlar evlerine gitmiyorlar. Mesela burada da dün işte Türk İş'ti, Türk Metal'di, KOP İş'ti. Bunlar hakikaten İstanbul'da bazı otellerdi. O kadar meseleye duyarlılar ki kendi bulundukları ve burada kendi işçilerine sahip oldukları otellerin tamamını tüm hizmetlerle beraber sağlıkçılarımıza sundular. Gelip bir iki saat dinleyebilirler, duşlarını alabilirler, tamamen tahsis ettiler. Yani bir seferberlik, yüksek bir duyarlılık ve topyekun bir anlayış söz konusu. Şunu sormak istiyorum. Dün siz Kanal 24'de yaptığınız açıklamada, Sağlık Bakanı Sayın Koca da Hürriyet Gazetesi'nde gördüm, orada yaptığı açıklamada, şu anki ihtimallerin veyahut önlemlerin ötesinde bazı tedbirler alınabileceğinden bahsettiniz. O zaman sorum şu olacak. Bütün bu sözlerinizden sonra an itibariyle sokağa çıkma yasağı henüz gündemde mi değil mi? Buna net bir yanıt rica ediyorum. Bir de sokağa çıkma yasağıyla şu anki durum arasındaki tedbirler ne olabilir? Ya şunu söyleyeyim. Tabii tam sosyal izolasyon tam her zaman bizim gündemimizde. Eğer bugünkü tedbirlerle karşı karşıya kaldığımız durumu karşılayamazsak elbette ki tedbirleri yükseltebiliriz. Yine önümüzde alacağımız tedbirler var. Yani burada paylaşmak istiyor değilim ama alacağımız tedbirler var. Önereceğimiz tedbirler var. Sağlık Bakanlığı ile beraber, Bilim Kurulu ile beraber bizim paylaşacağımız, onların bizle paylaşabileceği tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili yayılmanın salgını önüne geçebileceğimizi düşünmüyor isek alacağımız en yüksek tedbiri de elbette ki alabiliriz. Yani bu konuda herhangi bir beis söz konusu değil. Ama tekraren söylüyorum, bunun kamuoyu tarafından da bilinmesi lazım. Biz tedarik zincirimizi kırmamamız lazım, kesmememiz lazım. Bakın, yani dünya bir tartışma yaşıyor şimdi. Hepimiz globalleşme, küreselleşme dedik. Biz üretmeyelim, Çin üretsin dedik.
Ne yapıyoruz şimdi? Amerika ne yapıyor? Avrupa ne yapıyor? Demek ki sadece Çin'in üretmesi yeterli değilmiş. Aynen. Demek ki eğer küresel bir tehditle karşı karşıya kalır isek kendi üretimimize ihtiyacımız var. Hem de yüksek derecede ihtiyacımız var. Yani bütün bunlarda aldığımız tedbirler, totali için söylüyorum, aldığımız tedbirler eğer daha üst tedbir almamızı gerektiriyorsa, yani bu tedarik zincirini kesmemek, sağlık sistemini ayakta tutmamak konusunda problem yaşamaya başlıyor isek, kamu düzeni konusunda problem yaşamaya başlıyorsak, yapmamız gereken şimdi biz tedbir aldık. Ne aldık? Ya 65 yaşın sokağa çıkması konusunda bir kısıtlama getirdik, sınırlandırma getirdik. Peki durum nedir? Durum şu, biz yaklaşık 96 bin yaşlımıza ilk birinci gün ve için ikinci gün evlerine girme konusunda şey vermiştik. Hani evlerinize girin, onları dışarıda gördük. Ve ne oldu peki? Son iki günde bu rakam neredeyse 500'lü 600'lü sayılara düştü. Burada demek ki 65 yaş üstü aldığımız sınırlandırma kararı tuttu. Hı hı. Aynı zamanda yani biz bir karar alıyoruz, bir genelge yazıyoruz da sadece kağıt üzerinde bırakıyor değiliz. Yani toplu taşımanın 1/2 seyrekleştirilmesini yazdık. Hatta illere onların nasıl oturması lazım geldiğini de ortaya koyduk. Şehirler arası şehirler arası otobüslerde, şehir içi toplu taşımada. Şimdi bunu sürekli olarak kontrol ediyoruz. Eğer burada bir uyulmamazlık söz konusu olursa elbette ki bu tedbiri üst seviyeye çıkarmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Bu yani o zaman mesela şehirler arası otobüslerin tamamen durdurulması anlamına mı geliyor? İran misali. Yani eğer buna ihtiyaç duyulursa bunu da yapabileceğimizi ilgili arkadaşlarla konuştuk zaten. Anlaşıldı. O zaman bir başka soruyla devam etmek istiyorum. O da stokçulara yönelik. Siz kısa bir süre önce maske üretimi malum hayati önem taşıyan bir konu. Ve bu konuda maske üreticilerine yönelik sert bir çıkışınız oldu. El koymaya kadar fabrikalarına gidebileceğinizi ifade ettiniz. O çıkıştan sonra gelinen nokta nedir? Maske üretimi konusunda ihtiyaç bağlamında üretim başladı mı? Devletin elinde yeterli maske var mı? Şöyle... Yani bu bir zorunluluktan ortaya çıkan bir çağrıydı. Bunu Sağlık Bakanımızla birlikte değerlendirdik. Ve talepleri oldu. Hemen taleplerini 12 saat dahi geçmeden yerine getirdik. Yani bütün maske üretici fabrikalara kaçakçılık organize müdürlüğünden arkadaşlarımız hemen gittiler. USAŞ denilen Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimiyle birlikte gerekli ilk önce uyarıyı yaptılar. Tespitleri yaptılar. Ardından da akşam 8'de, sabah 8'de bu akşam 8'de tekrar gittiler ve tebligatları ortaya koydular. Biz 20-21 diye başlamıştık. Şu anda 69 firma USAŞ'la hem maske hem tulum hem de diğer üreticiler açısından anlaşma imzaladılar. Ve şu anda anlaşma imzalamaya bekleyen firmalar da sırada. Yani burada iyi bir noktadayız. Ve üretim şu andaki Türkiye'deki üretimde Sağlık Bakanlığı tarafından yani üretilenlerin kendilerine yönlendirilmesi açısından yeterli olduğunu ve sıradakilerle birlikte de bunun sağlanabileceğini ifade ettiler. Ama bu tekraren söylüyorum. Yani biz ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığı'na yönlendirmekle mükellefiz. Yani burada hiç kimseye tolerans sağlayamayız. Böyle bir şey de söz konusu değil. Hem maske hem tulum. Hem işte gerek N95 olsun, gerek cerrahi maskeler olsun, tüm bunlarla ilgili değerlendirmeler arkadaşlarımız yapıyorlar. Sadece bununla ilgili değil, aynı zamanda fahiş fiyatlarla ilgili de ciddi çalışmamız var. Evet, bir sonraki sorun bu olacak. Asayiş, kom birimlerimiz ve siber birimlerimiz. Çünkü sosyal medya üzerinden de bu önemli ölçüde devam ettiği için bu konuda da iyi birimler oluşturduk. Sahadayız şu anda tüm. Hem sahte ürünlere engel olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da fahiş fiyat ve stoğa engel olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 113 ürün, dikkat ederseniz dün 60 civarındaydı. Şu ana kadar 113 ürün tespit ettik. Harıl harıl ve hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza da buradan duyurumuzdur. 112, 155, 156 nereye bildirirlerse bildirsinler. 175 nereye bildirirlerse bildirsinler. Biz tepesinde olacağımızı söylemek istiyoruz. Yani buradan fırsatçılık yapmayı ayıp addediyoruz. Milletimiz adına günah addediyoruz ve bunun suç olduğunu addediyoruz.
kanun karşısında suç olduğunu addediyoruz. Ve bu konuda gerekli bütün kuralları da, gerekli bütün adımları da uygulayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek isterim. Bir de stok ve yurt dışına satış, yine fahiş fiyatla yurt dışına satış meselesi var. Bu konudaki çalışmalarınızın sonuçları nedir Sayın Bakan acaba? Şöyle söyleyeyim, bu konuda aslında ilk tedbirlere Sağlık Bakanlığımız aldı. Özellikle bu tip ürünler hakkında ihraç ön izni çıkardı. Ve yine bir şey daha söyleyeyim, bunu da kamuoyu ilk kez duyacak. Yani sadece maske üretmek değil, aynı zamanda üretilen maskenin kumaşı da bir anda yükselmeye başladı. Fiyatından bahsediyor. Tabii, fiyatı yükselmeye başladı. Ve bu konuda yine dün akşam yine Sağlık Bakanlığımızın talebiyle ilgili ilgili firmalarla hemen toplantı yapıldı. İlgili firmalarla maske üretenler bir araya getirildi. Aralarında bir grup oluşturuldu. Bizim arkadaşlarımız bu grubun tepesindeler. Birbirlerine tedarik edecekler. Başka bir şeye izin vermeyiz. Yani gün bu meseleyle ilgili tedbir alma, üretme ve Türkiye'nin bu salgından en az etkilenme konusunda alınacak tedbirlere uyma günüdür. Biraz evvel yaşlarla bahsederken aklıma geldi. O konuyu sosyal medya üzerinden bir kez daha açacağım ama onun öncesi şu soruyu sormak istiyorum. Size yardım edeceğiz adı altında bir takım dolandırıcılıklar yapılıyor olabilir. Bu yönde bir takım iddialar var. Bu konuyu hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Bu konuda bir işleminiz oldu mu? Şöyle, şu ana kadar bu konuda normal, her zamanın rutinin dışında olanın dışında bir tespitimiz şu ana kadar yok. Ben de sabahleyin tekrar her sabah teyit ediyoruz. Çünkü biz 65 yaş üzerine siz evinizden çıkmayın dediğimiz zaman bizim bu büyüklerimizin taleplerini karşılamamız lazım. Ve dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sistem yok. Almanya gönüllüleriyle yapmaya çalışıyor. Ama gönüllülerle yaptığı sistemi kontrol edebilmek şu anda mümkün değil. Kamuyla bunu dünyada yapan yegane ülkeyiz şu anda. Ben size bir rakam vereyim. Yaklaşık şu ana kadar vefa destek hat, sosyal destek hattımıza gelen talep 360 bin. 360 bin. Bunun fiili olarak evine gidip karşılanan 320 bin. 65 yaş üstü. Dikkat ederseniz dün 200 binlerdeydi. Bir gün önce 100 binlerdeydi. Ve her gün 150 bin 65 yaş üstü vatandaşımızın talebini karşılıyoruz. İki, biz bütün Aile ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bütün sosyal vakıflarımız vasıtasıyla, kaymakamlıklarımıza bağlı vakıflar vasıtasıyla kimsesiz, tek başına kalan, orada da şöyle bir sistem kurduk. Bir, bunları belirledik. İki, nüfus müdürlüğümüzden tüm 65 yaş üstü ve tek başına kalanları aldık. Bunları birbiriyle çakıştırdık. Bunları tamamen 112, 155 ve 165 sistemimize yükledik. Vefa destek sistemimize yükledik. Artı bir şey daha gerçekleştirdik. Kaymakamlarımızla muhtarlarımız arasında bir iletişim hattı kurduk. İşte WhatsApp denilir, başka bir hat denilir. İletişim hattı kurduk. Bizim 155, 156 ve 112'den ulaşamadığımız ve onların bize ulaşamadıklarına oradan ulaşmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Yine aynı zamanda bir hat daha kurduk. O da aile hekimlerimizde, Sağlık Bakanlığımız. Aile hekimlerimiz, bu listeler kendi ellerinde var. Çünkü kendi 65 yaş üzeri listeler kendi ellerinde var. İki günde bir, üç günde bir arayıp ilaç ihtiyacınız var mı? Herhangi bir ihtiyacınız söz konusu, sağlık probleminiz var mı diye onlara yollar. Yani üçlü bir sistemle aslında evde şu anda bulunan 65 yaş üstü vatandaşımızı yalnız bırakmayan, büyüklerimizi yalnız bırakmayan, onlara hürmet gösteren polisimizin, jandarmamızın, AFAD'ımızın, Kızılay'ımızın, sivil toplum birimlerimizin şöyle bir avantajımız oldu. Bana da bir avantaj oldu. Ben özellikle Türkiye'nin sivil toplum yapısına buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani bunu da böyle gönüllendirmek için yapıyor değilim. Hakikaten beni de şaşırtan, beni de kendilerine hayran bıraktıran, Elazığ'da da, Malatya'da da, Van'da da biz bunu gördük. Yani nasıl bir hizmet ortaya koyduklarını, bizim uyguladığımız sisteme nasıl uyduklarını, nasıl tabi olduklarını, buna yerel yönetimleri ve belediyeleri de kattık. Bu Vefa Sosyal Destek Grubu'na. Kaymakam var, belediye başkanı var. Kurum ve kuruluşlarımız var, AFAD var, Kızılay var ve sivil toplum birimleri var. Şimdi bütün bunlar olduğu zaman
Belediyeyle gelen bir çağrı doğal olarak Vefa Sosyal Destek Grubu'na aktarılıyor. O yönlendiriyor belediyedekini de. Diğer tarafa gelen çağrılar da oraya aktarılıyor. Ve bir kanaldan duplikasyon olmuyor. Yani ikileme, üçleme, bütün bunların hiçbirisi olmuyor. Nereye gidildiği biliniyor. İki günde nefis bir yazılım ortaya koyduk. Şu anda hemen hemen 112'lerde bu yazılımın tamamı var. Çağrı geliyor. Çağrı hem Vefa Sosyal Destek hattına aktarılıyor hem de karakola aktarılıyor. Bu yazılımlar hep şu 2-3 günde kotarılan şeyler. Tabii 2-3 günde kotarılan işler. İnanın arkadaşlarımız gece gündüz durmadan, çünkü Vefa Sosyal Destek Grubu diye grubumuz yoktu ki bizim. Yani böyle bir şey ki bir hat belirleyeceksiniz, orası değerlendirecek, takip edecek, o karakola aktaracak, karakola uç vereceksiniz. Jandarma karakoluna, polis karakoluna uç vereceksiniz. Gitmişse tik atacaksınız, bu karşılanmıştır diyeceksiniz, diğerine bakacaksınız. Mesela bizim açık kapı diye bir sistemimiz vardı, açık kapıda bu vardı. Hep onunla beraber simüle edilerek yapılan meseleler, burada da kalmadık. Yine Hazine ve Maliye Bakanımızla konuştuk, Berat Bey'le. O da hemen bankaları topladı. Bankalarla beraber bir değerlendirme yaptı. Bir de emekli maaşları var. Şimdi bunlar gidecekler. Orada da iki sistem getirildi. İki sistem şu. Bir, eğer çocuğuna, yakınına, birinci derecede yakınına yetki veriyorsa gidip bankadan alabiliyor. Ama yalnız ve kimsesizse ne yapacak? Burada da yine Hazine ve Maliye Bakanı ile ve bankalarla ayrıca aile, biliyorsunuz emeklilik aynı zamanda aile çalışma ve sosyal hizmetlerde de ilgisi var. Onlarla birlikte ortak bir koordinasyon oluşturduk. Şimdi Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan o büyüğümüzün yalnızsa kimsesizse maaşını evine kadar götürebilecek sistemde oluşturuldu. Bütün bunları yaparken sizin personeliniz, yani İçişleri Bakanlığı personeli, işte AFAD olsun, polisi olsun, bekçisi olsun, vatandaşla birebir teması var. Bir şey daha söyleyeyim. İmamlar ve öğretmenlerden de istifade ediyoruz. Takdir edersiniz ki camilerde şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın getirdiği ve bana göre sosyal izolasyon konusunda da çok önemli olan bir tedbir vasıtasıyla imamlarımız da bu konuda kaymakamlarımız ve valilerimiz devreye aldılar. Hem bu Vefa Sosyal Destek hem de özellikle okul müdürlerimiz ve bir kısım öğretmenlerimizden de istifade etmeye çalışıyorlar. Yani topyekün sahada olduğumuzu ve bu konuda vatandaşımızın, büyüklerimizin bizden istediklerini yerine getirmek için kamu olarak çok yoğun bir çalışma içerisinde, seferberlik içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. O zaman şunu soracağım. Sizin personelinizin koronavirüs konusunda bilgilendirmesi, bilinçlenmesi konusunda bunca iş arasında vakit kaldı mı? Çünkü neticede onlar birebir temas içindeler. Gittikleri evlerde rahatsız olan insanlar olabilir vesaire. Bu konudaki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Çok doğru. Bu da iki akşam önce tekrar valilerimizle, yani bir de güncel durumu test ediyoruz. Yani ne durumdayız? Valilerimizle bir video konferans yaptık. Ve bu video konferans çerçevesinde oradaki tabloyu da aldım. Örneğin yani şu ana kadar 2 milyon civarında polisimize maske dağıttık. 1 milyon civarında jandarmamıza maske dağıttık. Biliyorsunuz bizim bir de jandarma kışlalarımız var. Bir de sevk dönemiydi bu dönem. Yani askere sevk dönemiydi. Sahil güvenliğimiz tamamen profesyonel olduğu için orada herhangi bir askere sevk süreci söz konusu değil. Eskiden sahil güvenliğe de olurdu ama şimdi sahil güvenlikte böyle bir durumumuz söz konusu değil. Ancak örneğin jandarmamız kışlara geldiği andan itibaren orada gelir gelmez 15 günlük izolasyon yapıyoruz. Yani gelen her kimse bir 15 gün izole olacak. Ondan sonra tekrar sağlık kontrollerinin akabinde başlayacak. Yani oraları da enfekte etme durumuyla karşı karşıya olmamalıyız. Bu konuda da tedbirlerimizi aldık. Tüm karakollarımız, tüm nüfus müdürlüklerimiz. Örneğin ilk tedbirimizi nüfus müdürlüğünde aldık. Örneğin burada bilinmez, bunu ilk kez söylüyorum. Bu olay çıkar çıkmaz 65 yaş ve üzeri olanların randevularını 2,5 ay sonra yaptık hemen. Kimse bilmedi. Sistemden yaptık bunu. İki, hemen 8 dakikada bir randevu veriyorduk. Randevu süresini 30 dakikaya çıkardık. Şimdi 1 saate çıkardık. Toplam 120 bin ehliyet, kimlik ve pasaport veriyorduk. 120 bin toplam günde. Şu anda rakam 11 bin. O zaman kimlik ve ehliyetlerin yenilenmesi için bir son tarih vardı. Bunun ertelenmesi gündeme gelebilir mi? Onu sürekli şey yapıyoruz. Şu anda öyle bir tarih söz konusu değil. Yani zannediyorum biz ehliyetleri bu yıl itibariyle bitiyordu. Onu zaten 4-5 ay önce hemen erteledik.
Yani 2023'ün sonuna kadar erteledik zannediyorum. Erteledik, yani eğer bu rakamda yanlış veriyorsam düzeltirim ama zannediyorum 2023'tür. Erteledik. Diğerleriyle ilgili de zaten yeterli derecede süre var. Bu yıl sonu itibariyle bir problem söz konusu değil. Zaten şu anda 60 milyonu geçtik şeyde, kimlikte. Yani güncellemede. Sayın Bakan, sosyal medyayla devam etmek istiyorum. Sosyal medyadaki sorum iki ayaklı olacak. Bunlardan birincisi, sosyal medyada sizin de tepki gösterdiğiniz bir takım haberler var, paylaşımlar var. Bu konuda dün bazı rakamlar vermiştiniz Kanal 24 ile yayınınızda. Bu rakamlar yenilendi mi? Aradaki fark nedir? Bir bunu görmek istiyorum. Daha sonra ikinci aşamada da yaşlılarla ilgili bir takım yayınlar konusundaki yorumlarınızı almak istiyorum. Ama önce provokatif yayınlarla ilgili, paylaşımlarla ilgili düşünceniz, yorumunuz nedir? İsterseniz son 10 günlük bir rakam vereyim. 2551 provokatif hesap tespit edildi. Bunun şu haliyle söylüyorum, sabah 449'una işlem yapıldı. 449'una. Diğerlerine işlem yapılıyor mu? Yapılmaya devam edecek. Onu da söyleyeceğim. Sebebi birçoğuna niçin yapılamıyor? Bunun %70, bu sabah itibariyle aldığım rakam, Siber Suçlar Daire Başkanlığımızdan, %70 FETÖ, PKK ve PYD. KCK de HKPC. Yani bu hesapların sahibi. Ve bu hesaplar bundan önce de özellikle terör örgütü konusunda kendilerine ait görev yüklenmiş. Bunun sürekli olarak propagandasını yapan hesaplar. Bu hesapların büyük bölümü yurt dışı hesaplar. Ve mümkün olduğunca Allah'a şükürler olsun. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de olup da bizim bulmayacağımız hesap yok. Bizim için yarım saat. Ama burada bir ifadeyi daha dile getirmem lazım. Yaşadığımız bir zorluk var. Yani bunu WhatsApp gruplarını kullananlara söylüyorum. Buradan iletişim yapanlara söylüyorum. Vatandaşlarımıza söylüyorum. Yani yalvararak söylüyorum. Defalarca provokatif olduğu bizim tarafımızdan, valilikler tarafından, ilgili kurumlar tarafından, ilgili bakanlıklar tarafından, siber dairemiz tarafından açıklanan videolar, bir takım içerikler yalanlanmasına rağmen, şimdi vatandaş bir otobüs durağının önünde kendisini yere atıyor. Ötekisi çekiyor. Diyor ki koronavirüsten öldü diyor. Bu noktada diyor. Bunlar sahte mi? Bunların hepsi sahte. Bunları buluyoruz. Para almak için yapmış vatandaş yani. Ya bunlar olabilir işlerdir. Bunlar günlük hayatımızda da karşılaştığımız işlerdir. Yani veyahut da bir kadın daha dün işte ben koronavirüs oldum. Ben şuyum, ben buyum diyor. Hemen müdahale ettim. Hemen kaymakam ve polisi gönderdim. Ya olabilir belki. Böyle bir şey mümkün olabilir belki. Kadın kronik hasta çıktı. Ona demişler ki sen koronavirüs olursan seninle daha fazla ilgilenirler. Şimdi bütün bunları açıklamamıza rağmen, kamuoyuyla paylaşmamıza rağmen, bir takım bu konunun provokasyonunu yapanları deşifre etmemize rağmen hala yaygınlığı var. Buradan söyleyeceğim şudur. Bunu yapanlar kadar bunu kamusallaştıranlar da suçludur. Ha tabii burada Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü aklı devreye girebilir tabii her zaman olduğu gibi. Ve bize bu işleri siz bunu yapamazsınız diyebilirler. Çünkü beni bağışlayın da yani Anayasa Mahkemesi'nin bazı verdiği kararlar Türkiye'ye ait kararlar değil, Norveç'e ait kararlar. Yani çünkü Norveç'in etrafında İran var, Norveç'in etrafında Suriye var, Norveç'in etrafında PKK var, Norveç'in etrafında PYD var. Norveç'te bundan 4 yıl önce veya 3,5 yıl önce 15 Temmuz 2016'da darbe gerçekleşti. Norveç'te hala hazırda etrafındaki coğrafyadan onlarca, yüzlerce, binlerce yabancı göçmen Türkiye'ye akmak, Türkiye'nin üzerinden Avrupa'ya gitmek istiyor. Ve biz aslında kendi kendimize dert ediyoruz. Türkiye'de böyle bir problem söz konusu değil. Kamu düzeniyle ilgili birileri kamu düzenini karıştırmak istemiyorlar. Sıkıntıları yok. Ama biz kendi kendimize evham yapıyoruz. Bu evham üzerinden gidiyoruz. Türkiye'de uyuşturucu dahil birçok şeyle mücadele etmekte aslında çok fazla bir gerek de yok. Maalesef Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu birçok karar mücadeleyle ilgili iştahımızı alt üst etmektedir. Ve bizi gönülsüzlendirmektedir. Şahsi olarak söyleyeyim ben. Aldığı birçok karar
biraz önce söylediğim bu meseleyle ilgili de değerlendirme bunun içerisine katılabilir. Yani şunu söyleyebilirler, yani siz çok abartıyorsunuz, çok gerek yok, bunlar kamusallaştırılabilir. Bu özgürlük alanı içerisindedir, bu yapılabilir. Ne olacak yani, millet tahrik olmuş, millete yalan bilgi, yanlış bilgi aktarılmış. Sizin ilk önce gidip savcılıklardan ve hakimliklerden bunlarla ilgili karar almanız lazım. Sonra tekrar araştırmanız lazım. Gelen ihbar üzerine tekrar, ya ben sörf yapıyorum şu anda siberde. Kim yanlış bir şey yapıyorsa bunu buluyorum, bunu getiriyorum. Evet doğru, savcılık ve hakimlikten, ama şimdi yeni bir karar daha almışlar, yayınlamamışlar. Aldıkları kararı da şiddetle reddediyorum ve eleştiriyorum yani. Yani ölme eşeğim ölme, yonca bitince yersin. Öyle bir karar alıyorlar ki. Yani bizi... Nedir bu karar? Ya şöyle, bundan sonra siberde bir, siberin bir kanunu var kendine ait. Eğer sosyal medyada böyle provokatif bir yaklaşım görürse bunu hemen alıp savcılıklardan ve hakimliklerden savcılığa müracaat edip ilgili kararı alıp buna müdahale edebilme fırsatına sahip. Şimdi yok. Yani bunun tespiti için de şey yapacağız. Gidip karar alacağız. Yani gidip alacağız, geleceğiz, tekrar gideceğiz, tekrar alacağız. En nihayetinde sosyal medyanın o kadar büyük bir hızı var ki siz bu yavaşlıkta hareket ettiğiniz sürece, yani o zaman adalette sorarım adaletin yapıcılarına, kural koyucularına, lekelenme hakkı diye bir hakkı niye getirdiniz o zaman yani? Yani niye getiriyorsunuz? Ya öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki, yani şuramıza geldik. Çok açık söyleyeyim yani. Yani şuramızdayız da. Yani kararların arasında öyle çelişkiler var. Ve bu çelişkileri de bir vesileyle ortaya koyuyorlar. Yani bunu da söyledim. Biliyorsunuz ben lafı ağzımda tutan bir insan değilim. Karşı karşıya kaldığım süreci bir vesileyle kamuoyuyla da paylaşmak durumundayım. Yani bu iki arada bir derede çıkan kararlar kamuoyunun gözünden kaçmasın da hiç olmazsa neyle karşı karşıya kaldığımızı da bir vesileyle herkes bilsin diye söylüyorum. Bu görüşlerinizi, yani AYM ile ilgili görüşlerinizi AYM başkanıyla paylaştınız mı ya da tepkisi ne oldu cevabı? Görüştüğüm her yerde paylaştım. Tabii biz hukuk nasihati alıyoruz. Paylaştım, paylaşmaktan hiç çekinmiyorum yani. Ben paylaşıyorum, paylaşmaya da devam edeceğim. Benim görevim bu. Burada kaldığım sürece, bu görevlerde bulunduğumuz sürece bizim görevimiz bu. Yapacağımız bu, başka bir şey yok. Yani eğer bunu biz söylemezsek, şimdi sahada biz mücadele ediyoruz. Sadece biz değil. Türk Silahlı Kuvvetleri de mücadele ediyor. Jandarma mücadele ediyor. Polis mücadele ediyor. Sahil güvenlik mücadele ediyor. Bunun her birinin kendine ait, yani orada da mesela bizi kestiler. Yani sahil güvenlik ve göç mücadelemizde de, bak bunu da söylemedim. Bunu da ilk kez söylüyorum. Göç mücadelesinde bizi sıkıntıya uğrattılar. Bizim kendi adımıza, biz egemen bir devletiz. Ve biz egemen devlet olarak buradan deport etme yetkisine sahibiz. Yani detay bir şey olacak ama deport etme yetkimizi elimizden aldılar. Bireysel Anayasa Mahkemesi kararı verdiler ve biz kanunu tekrar değiştirmek zorunda kaldık. Yani sesimizi çıkartamadık. Yani kanunu tekrar değiştirmek zorunda, istedikleri seviyeye kanunu getirmek zorunda kaldık. Peki bu neyi sağlıyor? Mesela diyelim ki yabancı savaşçı buldum, deport edeceğim ülkesine. Mahkemeye başvuruyor, beni deport edemezsiniz diyor. Benim egemenlik hakkım var ya. Ben deport edebilirim yani. Dünyadaki en önemli hak bir ulusun, bir ülkenin, bir milletin egemenlik hakkıdır. Deport edebilirim. Hayır, deport edemezsin dedi. Ve her birine ayrı karar alacağım dedi. Elimiz kolumuz bağlı. Deport edemedik. Kanunu değiştirdik. Şimdi onların dediği gibi yapıyoruz. Geri gönderme merkezlerinde 5.000 kişimiz mi olur, 10.000 kişimiz mi olur, 15.000 kişimiz mi olur? Bu işte bir takım avukatlar da devrede zaten. Neyse yani. Bu da olayın bir meselesi. Her haliyle ilgileniyoruz. Peki bu yurt dışına bahiste bulunduğunuz için Yunan sınırında çok yakın bir geçmişe kadar binlerce Suriyeli bekliyordu. Bunlar Avrupa'ya geçmek için. Şimdi bu olayın insani yönü bir yana, bir de sağlık durumu ortaya çıktı. Doğru. Bu insanların son durumu nedir? Yani şu anda Yunanistan sınırında hala binlerce insan bekliyor mu? Yoksa bunlar daha geldikleri yerlere mi gönderildiler? Ya da sizin başka bir çözümünüz mü var? Nedir toplamak deyince, hani merkezler deyince aklıma o geldi. Şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar Yunanistan ve Avrupa'ya geçen, o tarihten itibaren, yani 28 Şubat akşamından itibaren geçen kaçak göçmen, yabancı göçmen, mülteci sayısı toplam kara sınırından geçen 148.360. Bunlar Avrupa'ya geçtiler. Geçti. İki, denizden geçen, ki biz denizde çok mücadele ediyoruz biliyorsunuz. Yani
Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya yönelik bir hassasiyeti söz konusu. Ama yine de kaçan oldu. Bunlar da 2390 kişi. Yani 150.600 civarında bir rakam olabilir. 150.600 civarındaki kişi 28 Şubat akşamından itibaren karşı tarafa geçtiler. Şu anda da 4600 kişi Pazar Kule'nin önünde bekliyor. Ve burada bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hı hı. Üç öğün yemek dahil olmak üzere. Tüm dezenfekte dahil olmak üzere. Hepsi bütün sağlık ihtiyaçlarını. Yani Sağlık Bakanlığımız, sivil toplum örgütleri, bizler, AFAD, herkes ama. Göç Genel Müdürlüğü bizatihi iki mülki müfettişi arkadaşımı oraya görevlendirdim. Bir Göç Genel Müdürlüğü yerdim, bir AFAD Daire Başkanımız. Valimiz zaten meselenin üzerinde. Tabii onlar karşı tarafı, bizim tarafı taciz ediyorlar. Ettiler de. Geçen gün yine plastik mermi attılar. Bir gencin gözü çok kötü oldu. Onlara İngilizce ve Yunanca buradan bildirimde bulunduk. Sesle, megafonla. Bir daha yaparsanız 10 katını yaparız diye. Bir daha yaptılar. 10 katından fazlasını yaptık. Karşı tarafı fişek, gaz bombası bombardımanına tuttuk saatlerce. Ve bunu tekrar yaparız. Çünkü o insanlar da bize emanet. Yani Avrupa'nın bu konudaki yüzünü de görmüş olduk. An itibariyle geçişler devam ediyor mu Sayın Bakan? Geçişler devam ediyor tabii. Ben size birkaç tane video, bugüne ait, dün ait video göndereyim. Geçişler devam ediyor. Yani şöyle, Meriç zaten. Ya 20 metrelik bir mesafe, 10 metrelik bir mesafe. Bir tane kayaya biniyorsunuz, geçiyor ki onlarca, yüzlerce geçiş yeri var, geçiyorlar. Hele zaten yaz kurak olur da su seviyesi tabii düşerse yürüyerek bile geçirebilecek düşüyor yerler olabilir herhalde. Düşüyor. Peki Sayın Bakan, biraz evvel sosyal medyanın bir ikinci sorusu vardı. Konu dağıldığı için onu soramadım. Şimdi yaşlılarımızla ilgili bir takım nahoş videolar dolaşıyor. Bunların önü kesilebilecek mi? Bu konudaki düşünceniz nedir? Onunla devam edelim lütfen. Şöyle, yani biz bundan çok üzgünüz. Yani Avrupa'nın tavrı nasıldır, ne değildir, bu bizi çok ilgilendiriyor diyoruz. Biz geleneklerine bağlı, geçmişine bağlı, töresi, adeti olan bir milletiz. Bir de bizim hepimizi şekillendiren bir dini inancımız var. Yani büyüklerimize hürmet bizim için önemli. Maalesef bu konuda kendilerini önceleyenler, bu konuyu istismar etmek isteyenler, sanki 65 yaşındaki büyüklerimiz eve kapanınca onlar tamamen hastaymış gibi bir izlenim üzerinden bir yaygınlaştırma yapmaya çalıştılar. Bu da bir provokatif yaklaşım. Hayır. Biz onların sağlığını düşündüğümüz için, onların güvenliğini düşündüğümüz için, eşikleri daha düşük olduğu için ve bu yayılımın, bu salgının onlar üzerinde çok daha fazla etkisi olduğu için bir koruma anlayışı içerisinde hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldığımız bir tedbir bu. Ve buraya da yalnız bırakmadık. Burada Murat Bey, Ali İhsan amcada olduğu gibi, Yalova'daki Zonguldak'taki teyzemizde olduğu gibi, Bağcılar'da başına su dökülen amcamızda olduğu gibi affetmeyiz ve gereğini yerine getiririz. Yani getirdik de. Milletimiz müşteri olsun. Ben ancak bu kadar söylüyorum. Sayın Bakan, şundan devam edeceğim. Aslında bu virüs sadece yaşlılara yönelik değil. Zaman zaman Avrupa'dan, bizden de rakamlar geliyor. Gençlerin de daha az da olsa etkilendiklerini görüyoruz. Gençlere yönelik peki bir tedbir söz konusu mu? Bu konudaki söyleyecekleriniz neler acaba? Gençlere bir çağrımız var tabii. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü de bu çağrıyı yapıyor. Sağlık Bakanımız da yaptı. Yapıyor. Sağlık Bilim Kurulu da yapıyor, yaptı, yapmaya devam ediyor. Biz de yapıyoruz. Yani bana bir şey olmaz diye eğer sosyal izolasyonu unutursak, herkes sosyal izolasyonu bir kere zihninde, yani bizim daha önce tırnak içi herkesin kendi olağanüstü hali olarak nitelendirdiğimiz hali zihninden çıkarmaması gerekir. Hiçbirimizin çıkarmaması gerekir. Attığımız bütün adımlarda, yaptığımız değerlendirmelerde. Yani şöyle söyleniyor. Efendim ben negatif çıktım, çok rahatım. Hiç öyle bir şey yok. Yani ben günlük vakaları izliyorum. Yani adam gelmiş yurt dışından. 14. güne kadar bir şey yok. 14. gün ateşleniyor, götürülüyor. Ve 14. günde veya çıktıktan sonraki bir günde tekrar bunu olabiliyor. Eksi, negatif çıkıyor. Tekrar ölçüyorsun, pozitif çıkıyor. Tekrar ölçüyorsun, negatif çıkıyor. Yani burada bütün bunlara, burada pozitif çıkmasının en önemli bize sağladığı avantajlardan bir tanesi şu, biz onu net izolasyona alıyoruz. Hı hı. Bu bir avantaj. Ama öteki türlü herkes kendisini böyle bir sosyal izolasyona alması lazım. Özellikle gençlerden bahsediyorum.
Yani bu konuda hayatlarını yavaşlatmalılar. Ben nasıl diyorum ki Türkiye'nin hayatı şu anda %80 seviyesinde durdu. İşte gıdaydı, taşımaydı, bütün bunlar sağlık, güvenlik, bütün bunlar sağlanabiliyor. Bu hareketlilik var. Onun dışındakiler şu anda bizim açımızdan durmuş seviyede. Şöyle söyleyeyim. 211.645 iş yeri kapalı şu anda. Ve biz bunları sürekli olarak denetliyoruz. Belediyelerimizle, kolluk kuvvetlerimizle, sürekli olarak yerel yönetimlerimizle beraber bunları destekliyoruz, denetliyoruz. Ve şu ana kadar da 2130 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı. Bu az bir rakam değil. Ve sürekli devam ediyor. Sürekli de uyarıyoruz. Mesela gevşetme çabaları oluyor bazı kurumlardan. Ne olursunuz şunu şöyle yapabilir misiniz? Hiç gevşetme çabası ortaya koymuyoruz. Yine size başka bir rakam vereyim. Özellikle şu ana kadar bir de yurt dışından gelenler var. Biz burada da tedbir aldık. Yani gözetim ve karantina altına, tam karantina sayılmaz ama tamamen gözetim altında tutuyoruz. Yurt dışından gelenlerin sayısı şu anda 15.181 kişi. 29 ilde 48 yurt. Ve burada tekrar Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Beraber konuştuk. Dedik yani sizin kapasiteniz bu, hem güvenlik anlayışınız bunları tam anlamıyla yönetebilir. Biz de yardımcı olalım ama yönetimini alın. Biz hepsini İçişleri Bakanlığı olarak yönetimini aldık. Gençlik Spor Bakanlığı ile beraber yönetiyoruz. Orada Kredi Yurtlar Kurumu'nda bulunan arkadaşlarımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da hiç çekinmeden bu mesainin ve bu meselenin üzerindeler. Valilerimiz, kaymakamlarımız hemen yönetimine geçtiler. Ve 15.181 kişiyi 14 gün çeşitli işte dün Dışişleri Bakanımız, Başkan Yardımcımız açıkladılar. Onlar yurt dışından getiriyorlar. Yurt dışından alıyoruz, otobüslere koyuyoruz. Otobüslerle yurtlara götürüyoruz ve orada 14 gün bir izolasyon sağlıyoruz. Ondan sonra da çıkartıyoruz. Ve bu kamunun yaptığı bu meselelerin hiçbirisinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık söz konusu değildir. İlk gün alelacele bir tedbir aldık. Umre'den gelenleri hemen göl başındaki yurdu almak için. Yaklaşık 6 saat sonra sistemimizi oturtturduk ve devam ettik ki onu da istismar etmek isteyenler oldu. O istismar etmek isteyenlerin de kim olduğunu biliyoruz. Onlar da maalesef bu işlere hayırlı rüyalar görmeyenler. Onu da anladık, onu da gördük. Ama yani bunlar, umreden gelenlerle müdahalede geç kalınması söz konusu değil diyorsunuz. Doğru tabii, mu anladım? Şöyle, bakın. Bu ayrı bir soru, buna da cevap vereyim. Suudi Arabistan bize hiçbir vaka bildirmedi, dünyaya da bildirmedi. Umreden insanlar geldiler. Ne zaman vakası çıktı, ilk vakası çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı. Ve dedi ki hemen bunları izolasyona alıyoruz, yurtlara alıyoruz. Hemen yurtlara aldık. Bakın ilk vakası çıkar çıkmaz. Ve bu konuda ilk adımımızı attık ama biz yani bir ülkenin içerisinde saklıyorsa, bazı ülkeler bunu saklayabilme fırsatına ve şansına sahipler. Saklıyorlarsa ve bunu paylaşmıyorlarsa bizim yapacağımız onların resmi bilgileri. Ne zaman geldi? Ne zaman ilk vaka çıktı? Hemen biz aldık ve ondan sonra da ne yaptık? Onu da söyleyeyim. Umre'den gelenleri tüm valiliklerimize bildirdik. Tüm sağlık kurumlarımıza bildirdik. Sağlık müdürlüklerimize bildirdik. Tek tek bunlarla ilgili çalışma başladı. Yani bunların o güne kadar elbette ki Umre'den gelenlerin kendine ait izolasyonu kendi tedbirleriyle olmuş olabilir ama o günden sonra tüm tedbirleri almaya çalıştık. Benim teyzem var. Umre'ye gitti. Bu tedbir alınmadan önce geldi. Ben annem, babam hepsine yani sakın gitmeyeceksiniz, teyzeme de sakın alınma. Bu bir tedbirdir, senin için de tedbirdir. Herkes için de tedbirdir. Gözünü seveyim. Daha dün kızı ki 14 gün geçti. Kızı yani abi gidebilir miyim dedi. Gidebilirsin dedi. Sayın yani gidebilirsin, o da bu. Akşam evde yatmayacaksın, geri döneceksin. Yani tedbiri en üst seviyede uygulamak durumundayız. Yani kendi yakınlarıma nasıl düşünüyorsam vatandaşlarımıza da aynı düşünüyorum. Yani burada kimse alınganlık göstermesin. Ne olursun herkes evde kalmaya özen göstersin. Bunu hep birlikte aşacağız. Yani kamunun almış olduğu ya bu kağıtlara yazdığımız genelgelerle aşamayız bunu yani. Bunu bir zihniyetle aşmamız lazım. Ben bu zihniyeti milletimizde görüyorum ve hakikaten eğer bugün %80 civarında bir hayat duruluğu söz konusuysa
Bunu milletimizin bu konuya gösterdiği hassasiyet olarak değerlendirebiliriz. Son iki dakikam, son da bir sorum olacak. İzolasyon çalışmaları çerçevesinde belediye meclislerinin toplantılarının da ertelendiği söyleniyor. Doğru. Peki bu hizmette bir aksama anlamına gelir mi? Ne dersiniz? Son iki dakika. Bunu da Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin'le beraber konuştuk. Değerlendirdik. Birçok belediye başkanı arkadaşımızla da değerlendirdik. Bu benim değerlendirmelerim. Bir de bakan yardımcım, ileri dersi genel müdürüm, çevre şehircilik bakanımızla oturduk, bir değerlendirme yaptık. Ve en nihayetinde Murat Bey'le son nihayette yaptığımız değerlendirmeyi Sağlık Bakanımızla da paylaştık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yani bunlar dediğim yarım saat, bir saat içerisinde olan işler. Ve burada bu değerlendirmeden sonra şöyle bir karar aldık. 3 ay boyunca, ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu konuda, Nisan, Mayıs, Haziran, biliyorsunuz bu ay encümen seçimi ayı, aynı zamanda geçen yılın bütçesini onaylama ayı. Nisan, Mayıs, Haziran hem il genel meclislerini hem belediye meclislerini yapılmamasına ait bir kararı valilerimize tebliğ ettik. Yalnız şimdi onlar da belediyelere alacakları kararları bildirecekler. Olağanüstü toplanma koşulu getirdik. Kanunda olduğu gibi. Olur ekstra bir durum söz konusu olabilir. Bu hakka sahipler olağanüstü toplanma koşullarını da yine bildirerek kısıtlı maddelerle ve sağlık şartlarına uyarak gerçekleştirecekler. Ama biz 3 ay boyunca ertelemiş olduk. Şimdi pazarlarla ilgili bir tedbire çalışıyoruz. Yani onda Pazarcılar Başkanı'yla, Esnaf Odaları Başkanı Bendevi Bey'le, Ali Bey'le, Pazarcılar Federasyonu Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Arkadaşlarımız tartışıyorlar. Gene belediyelerle. Pazarı yani, yasaklayacak mısınız? Pazarı yasaklamayacağız ama tedbirleri daha fazla arttıracağız. Biraz seyrekleştireceğiz. Tezgah aralarını. Evet, biraz tedbirleri fazla arttıracağız. Tedbirleri daha fazla arttıracağız. Giriş çıkışlarını tamamen kontrol altına almaya çalışacağız. Yani elimizden ne geliyorsa sosyal izolasyon için her şeyi gerçekleştireceğiz. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, soruları yanıtladınız. Efendim, yayın konuğumuz İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ydu. Vaktimiz el verdiğince bu önemli konuda geniş yelpazede sorularımızı yanıtladı. Benim aklımda an itibariyle Sayın Bakan'ın ifadesiyle hayatın Türkiye'de %80 durduğu ifadesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gösterdiği tepki kaldı. Sanırım bu iki konu önümüzdeki günlerde diğer konularla beraber oldukça tartışılacak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Sağlıkla kalın.